sevimlisin, sohbetin en sevimlisin, konuğum en samimisin, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda buradalar çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok, bom 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 bom. Burada laf çok, bizde laf çok, burada laf çok. Efendim haftanın son çarşambasında bir Burada Laf Çok programına daha hoş geldiniz. Geleneklerine bağlı bir toplumumuzdur. Ve çok hikayemiz ve efsanelerimiz var. Efsaneler gerçek midir yoksa kulaktan kulağa abartılı abartılı gelmiş midir? Orayı kestiremiyoruz ama yüzyıllardan beri anlatılan Mezopotamya topraklarında doğmuş Şahmaran efsanesine benzer bir olayın Endonezya'da yaşanmasıyla Şahmaran efsanesi gerçek mi diye hafif bir tırsmadan edemiyoruz. Balık ve yılana benzetilen yaratık yaklaşık 15 santim boyunda ve işin ilginç yanı yüzü ve saçları aynı insan. Komik değil ama ilginç. Vallahi neler oluyor ya, dedirten bir olay bu. Canlıların insana benziyor olması durumu son yüzyılda özellikle çoğaldı. Yavaş yavaş yeni bir mutasyon mu türüyor, ne oluyor bilemedik ama bildiğimiz bir şey varsa o da olur olmadık yerde artistlik yapmayacaksın. Yaparsan o yavaş yavaş sana benzeyen hayvancağızlara bile maskara olursun. İkisi bir yerde diyoruz. Tepe taklak olmak bu olsa gerek. Oradaki hayvancık acaba köşede kıkır kıkır gülüyor mudur? Bize benziyorlar ya. Biz de düşene gülerler ya. O halde fazla gülmesinler, reytingimizi daha fazla düşürmeden, kendimize güldürmeden Burada Laf Çok başlasın diyoruz. Ege'nin de ayaklarını uzatmış bizi izleyen değerli izleyicimiz, stüdyomuzdaki kameraman ve teknik ekip arkadaşlarımız, radyodan bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, bakımsız acil servislerde temizlik görevlilerinden fırça yiyenler, benim gibi grip grip böyle ses okumaya çalışanlar. Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Seçkin Özdemir. Muhteşem yüzüm. Al yazmanım. Ve bir aşk hikayesinin ardından artık ne yaşadıysa günahkar olmaya karar veren Seçkin Özdemir, bu sefer şaka yapmayacağım, sakin olun diyerek konuğumuz oluyor. Gülcan Arslan. Her şeye rağmen bir çocuk sevdim arka sokaklarda. Ne oluyor yahu? Bu günahkar da nereden çıktı diyerek stüdyomuzda yerini alan Gülcan Arslan, bu benim ilk gelişim, hatırlatayım dedim diyerek konuğumuz oluyor. Hazal Filiz Küçük Köse. Ustura Kemal, kalbim seni seçti. Deniz Yıldızı derken günahkar da yerini alan Hazal Filiz Küçük Köse, benim de ilk gelişim, ne var yani Gülcan? Hem ben evli barklı bir insanım diyerek konuğumuz oluyor. Gizem Karaca. Astronot olmak isterken güzel olan, hadi güzel oldun gidip üstüne bir de oyuncu olan, hadi oyuncu oldun gelip bizde konuk olan güzel köylü Gizem Karaca, seni seviyorum adamım diyerek konuğumuz oluyor. Barış Kılıç. Adını Feriha koydu bile hayatımıza girdikten hemen sonra. Evli bir adam olmasıyla hayranlarının hayallerini yıkan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, aşk dediğin güllerin savaşına benzer. Kadınım ben de seni diyerek konuğumuz oluyor. Cem Özkan. Bu akşamın performans alanının sahibi olan, özellikle dizi müziklerinin aranan adamı Cem Özkan, salın hepsini üstüme gelsinler diyerek konuğumuz olurken performansıyla Burada Laf Çok başlıyor. Küçük bir çocuk olarak kalmak istedim. Hayatım sadece oyun olsun istedim. Bütün gün sadece atıp tutmak istedim. Sorumluluk neymiş bilmemek istedim. İstedim, istedim, istedim ama olmadı. İstedim, istedim, istedim.
tüm hayallerim gerçek olsun istedim. Nobel Barış Ödülünü almayı hep istedim. Uzaylılar gelsin görelim istedim. Hep deveye hendek atlatmayı istedim. İstedim, istedim, istedim ama olmadı. 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 Hiç gitme, hep yanımda kal istedim. Hep sadece bir tek beni sev istedim. Gözlerin başkasını görmesin istedim. Hayattaki gerçek aşkım sen ol istedim. İstedim, istedim, istedim ama olmadı. 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 Burada laf çok. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Haftanın ortasındayız. Sayın Seçkin Özdemir konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sayın Gülcan Arslan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Hazal Filiz Küçükköse hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gizem Karaca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Barış Kılıç hoş geldiniz. Sayın Cem Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, Cem Özkan'ın iki değerli arkadaşı siz de hoş geldiniz. Gayet güzel böyle kocaman bir orkestra gibi girdik. Bu müzik herhangi bir dizide kullanıldı mı? Bu birkaç dizide kullanıldı. Yani Melekler Korusu'nda kullanıldı. Kaçak Filmler'de kullanıldı. Yani bayağı bayağı hor kullanılmış bir müzikle başladık. Estağfurullah yani. Hor kullanılmış demiyorum ben. Ya mesela hani Muhteşem Yüzyıl'da kullanılmazdı bu. Zannediyorum yani, pek yeri olmazdı. İstediğim olmadı. Yani Veliaht'ın Türkçesi olabilirdi ama keyifli. Bir şey söyleyeceğim. Kaç diziye müzik yaptık şu ana kadar? Şu anda kocamın ailesiyle beraber 16 oldu. 16 oldu. Evet. Ya hani kariyere böyle mi başladık? Ben büyüyeceğim ve dizi müziği yapacağım. Ve ne bileyim sektöre imzamı atacağım diye. Hayır. Ben de aslında demin zannedersem konuklarınızdan biri için söylediler de ben küçükken astronot olmayı düşünüyordum. Yok artık. Gerçekten. Ama sonra Türkiye'de bunun pek de mümkün olmadığını fark ettim büyürken. Ya bu Amerika'da da çok mümkün değil biliyorsunuz değil mi? Öyle bir film en azından ama orada bir olasılık yani. Ha bir olasılık olarak. Tabii. Biz sevgili Gizem'i gönderecektik uzaya ama nasip değil. Belki ileride olur büyüyünce yapacak i̇nşallah, ama. İnşallah. Astronotluktan müziğe geçiş biraz marjinal olmamış mı? Ya? O da o kadar uçuk bir şey aslında müziğe karar vermekte. O da o galaksiler arasında yolculuk yani, bir şey değil aynen. Mi? Notalar böyle bir şey. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada yeni albüm. İnsan nasıl unutabilir ki? Evet. Burada neyi topladık biz? Yani yıllar içerisinde yazdığım şarkılar ve son dönemde işte bir anda Kaçak Gelinler dizisiyle beraber bir baktım ki hepsi zaten dizilerde kullanılmış. Hı-hı. Artık bir albüm haline getireyim. O zaman zaten sorunun kendisi burada. İnsan nasıl unutabilir ki?
İnsan nasıl unutabilir ki? Unutabilir ki mi? Unutamaz herhalde. Unutamaz mı? Bana öyle geliyor. Peki öyle gidelim. O zaman seçkin unutabildiğin biri var mı ya da unutamadığın? Unutabildiklerim var tabii yani. Unutabildiklerim var. Tabii. Hay Allah cezanı versin. En büyük günahım budur dediğin bir şey var mı hayatta? En büyük günahım. Başladık hemen. Dakika bir sen de yani bu kadar da sert girilmez. Ya vardı öyle ufak tefek farkında şeyler. Farkında mısın? Duvar gibiyim. Üniversite. Şaka evet, yok dedim ama duvar gibiyim. Hiç şey yok yani geri adım da yok bunu söyledikten sonra fark ettim. O yüzden cevap verme hakkımı kullanayım. Lütfen buyurun. Küçük şeyler olmuştur herhalde. Küçük ya üniversite günahlar. Zamanında falan öyle küçük parasız günahlar. Zamanlarımızda. Trene binerdik mesela ben İzmit'te okudum. Hay vallahi ya bakkal mı soydun diyecektim. Nedir abi ya? İşte Hereke'de okudum ben. Üniversite, Koca Üniversitesi'nin Hereke kampüsünde. Ne bileyim şimdi sorunun aklıma geldi. Öyle trene binerdik okuldan İzmit'e gitmek için. Kondüktörden parasız tabii kondüktörden kaçardık. Bilet almazdık. O böyle vagonlardan geldikçe biz de geri arkaya doğru giderdik. Çakalandın olmadı mı ya? Yok. Hiç böyle hani şeyle cezalı bilet ödemedin mi? Yok. Sen yaşamamışsın ki ya. Sen kesin yaşamışsındır Gülcan. Kesin net. Yok benim öyle bir... Kesin net yok. Çok ha, bir kere yakalandık bir kere evet doğru. Yakalandın mı? Ödedim. Cezalı bilet ödedim. Bir günah var mutlaka. Ama bedeli ödenmiş o sizin. Ya günah olduğuna inandığım bir şey yok. Deyip ağır konuşayım. Bayağı bir çıktın şimdi oradan yani evet. Onun altını nasıl dolduracaksın? Yok yani yaşanılan şeylerin hepsinin bir nedeni olduğuna inandığım için. Bir nedeni ve bedeli var. Dolayısıyla evet. Hani. Bedelini ödediğim bir nedenim yok. Çok güzel çıktın. Biz sabah kadar burada Sofokles, Sokrates. Bundan bir şarkı olmaz mı abi? İstedim ama olmadı diyeyim. Çok güne istemek istedim ama olmadı ya. Bir mümkün çıkmadı ya ne bileyim. Bir kaçak trene binemedim diyorsunuz. Hazal sizin var mı? Hazal mı diyeyim, Filiz mi diyeyim? Hangisini istersiniz? Evet. Hazal'dan yürüyelim. Sizin dizide biraz günahkar duruyorsunuz ama gerçek hayatta daha yok. Böyle hani evet. Baktık biraz araştırdık günah var mı bu kızın diye. Bayağı bildiğiniz. Valla ben hatırlamıyorum o günahlarımı bilmiyorum. Belki de yoktur ya da vardır bilmiyorum ama dizide günahkar oldum kesin. Fena ya. Yani çok nereden güzel. Bakılıyor abi ona ben de bakayım. Şuradan bak. Ha şey mi? Günahları. Günah ya bağlantılarımız var. Yani bir dakika gazetecide haber kaynağını nasıl açıklarsın canım Allah Allah. Bunu açıklarsam galiba yer yerinden oynar. Yani bir baktı çocuklar bizim editorial olarak bir sicil geçmişe bakıyorlar öyle. İstihbarattan iki arkadaşımız var bizim oradan zaten el sallıyorlar. Hazal Hanım'ın Saçı Mikrofonunu Kapatıyor isimli teknik sorumlumuz bu akşam da bizimle çözüldü. Birlikte hayırlı uğurlu olsun. Az önce çözüldü. Gizem Koca hoş geldin. Sen Muğla'dan mı geldin? Aynen öyle Muğla'dan geldim bu sabah. Anam bu zor olmuyor mu? Yani biraz Ege biraz İstanbul. Ya zor oluyor. Üstelik şu son zamanlarda artık uçak resmen otobüs gibi olmaya başladı benim için. Hı. Yani artık bir rutine bağladım. Dalaman'dan mı uçuyorsun? Efendim? Dalaman'dan ya bazen Dalaman bazen Milas. Yani hangisi uygunsa saatime hangisi göre. Sallıyor? Yani hani Milas da fena sallamaz ama Dalaman bildiğin yani. üzerinden indiğin için bayağı bir ya sallıyor. Evet bir de son zamanlarda artık hava şartlarının bilmiyorum neden. Yani son iki denk geldiğim uçak bayağı bir. Yüreğimi hoplattı yani. Harika şeyler yaşıyorsunuz değil mi? Mükemmel ya. Ya bunların hepsi oyunculuk tecrübesi. Tabii. Havada falan yani. Tabii yani. 10 bin fitte. Çok enteresan. Uçuyoruz efendim gayet güzel. Barış pazar günü evinin önüne geldim. Oturdum eşimle birlikte. İki tane poğaça bir de açma yedim. Yani bütün rejimi alt üst ettim. Abi geliyorsun sen, niye aramıyorsun ama? Sen pencereden el sallamadın ya. Ya ilk kez bir pazarı sensiz geçirdim. En son orada görmüştüm evet seni bir daha göremedim. Çok mutsuzum. Ya hayatımda gördüğüm en düzgün adamlardan bir tanesin. Bunu hani yüzüne söyleyeyim arkandan da söyleyebilirim ama hani canlı yayında milyonların önünde milyon demeyelim de hani böyle 1300 kişinin önünde en azından 300 kişinin önünde bunu söylemek benim için şey gerçekten. Eksik olma sağ ol. O zarafetin yani gerçek hayatta gerçekten böyle zarif bir adam mısın? Yani sokakta öylesin. Sokakta öyle. Doğramaz herhalde insan. Ne bileyim ya? Ya ne bileyim herhalde benim yaşam tarzım böyle ya. Hep eskiden de böyleydim. Mütevazı yaşamayı seviyorum yani. Röportajlarında böyle biraz hani biraz sokak adamıyım işte o sokağın mütevazılığını taşırım falan diye bayağı bir altını çiziyorsun. Ya her şeyi orada öğrendim. Yani benim küçüklükten beri hayatım hep sokakta geçti. Üniversiteden sonra hayatım değişti. Oyunculuk hayatıma girdi. Yani sonuçta mesleğim icabı çok farklı yerlerde oldum vesaire ama bütün güzel anılarım geçmişime baktığımda hep küçüklük anılarım yani. Hiç kötü anın yok mudur mesela bu olmaz günah sorusunu sana da sorayım ya sokakta hani sokak biraz günaha açılan kapı. Sokak yani. Değil de ben çok maç düşkünüydüm. Fenerbahçe'nin birçok maçına kaçak girdim yani. Şeyde çok yakındır zaten yani kaldığın yere. Evet evet. Bir hayli çok gittim yani kaçak. Çok gittim yani bu mudur yani hepiniz. Ya koca ya 5 kişiden çıkartabildiğimiz bir kaçak trene binmek. Ötekisi onun da bileti ödenmiş yani cezalı bileti.
bir kaçak şeye girmek, yakalanmak muhtemelen. Bir polis jopu yedin mi en azından? Jop çok yedim canım. Ha, bir jop yemişliğin vardır tabii yani. Canım. Eyvallah. Senin var mı bir günahın? Jop yemedim de. Bana jop vurmalı. Yok ya, tabii ufak ufak yaramazlıklarım vardı yani. İşte küçükken o minik armutlar vardır ya. Vardır. Bunları mesela bakkalın önünden çalıp çalıp yiyip yiyip bakkalın içine falan atardım. Ondan sonra... Ha, hem çirkin hakikaten fenasın yani. Hem onu çalıyor hem de çöpünü içeri atıyor. Evet. Ama sonra bir gün annem mesela öyle şey yoğurt almaya yolladı beni. Hı. Ve o bakkalcı amcayla yüzleşmek zorunda kaldım. O çok kötüydü mesela. Ne oldu? Ya... Parasını vermedin mi? Ne? Parasını verseydin bari sonra. Ya yok tabii ki. Evladım, o hesapsız yediğin armutlar diye başladı adam. Ne bileyim işte, inkar ettim yani. İnkar etmek de iyidir ya. Kim zaman inkar etmek iyidir. En büyük günahını sordum ki seninle bir günah çıkmadı üzde. O zaman şuradan gidelim. Senin en büyük günahın ne abi? Benim en büyük günahım seni programa çıkarttım. Bundan daha büyük günah olur mu ya? Ya Allah'ını seversen. İlk sen golü attın galiba. Ben sonra... Atmaz olaydım zaten. Niye yaptım ondan sonra sen benim ağzıma yani... Estağfurullah oğlum, ben senin ağzını öptüm. O kadar güzeldir ki senin o güzel ağzın. Ben mesela ağzını öptüm diyorum adına. Not edilsin. İkincisinde ben bir şey gerçekten şeye geçtim. Hücuma. Evet. İki de gol oldu. Oldu sana oldu. Yaptığım iki de gol oldu. Üç bayağı gol oldu yani. Üç yaptık mı? Hat-trick yapmadım ya, Total üç yani. Ben yaptım. Sonra ikinciyi sen yaptın. Üç. Üçüncü... Ben bugün hat-trick reklam, yapıyorum. Reklam arasına girdik hesabı. Okay, ben bugün hat-trick yapıyorum. Bir arama motorunun 50. sayfasına girdiğinizde seçkinle ilgili bir takım küçük detaylara rastlayabiliyorsunuz. Bunu kafadan yapalım ki programın daha rahatlayalım. Sonrası. Ben de rahatlayayım. Gerçekten. Hadi sen de bir rahatla. Efendim verelim bir seçkinin geçmişi. Sayın ve sevgili arkadaşlar, program içerisinde bu programda Play'de mesela ara ara böyle hani biraz kendimize gelmemiz için en güzel bacaklı ünlüler, en güzel göğüslü ünlüler gibi araştırmaların sonuçlarına yer veriyoruz ama yani sadece biz değiliz bu konuya takıntılı olan. Sadece ben değilim yani. Gerçekten kadınları beğenen, evet yani burada ifşa eden çıkıp böyle çok terbiyesiz ünlü var. Evet, şimdi başlayan bölümümüz terbiyesiz ünlüler. Bravo. Terbiyesiz. Terbiyesiz ünlüleri de göster, merak ettim. Neymiş acaba? Terbiyesiz ünlüler kimdi bilmiyoruz ya. Onun devamı yok. Bizi ilgilendiren bölüm sen. Yani bizi ilgilendiren terbiyesiz bölümü sen olduğun için. Terbiyesiz ünlüler dedin. Kendini terbiyesiz hissediyor musun? Yani zaman zaman. Zaman zaman. Yani terbiyesizlik sayılırsa bilmiyorum. Yani günlük hayatta küfür falan kullanabilirim. Ya kullanmanı bilmiyorum yani, çok acayip bir şeyim var, kitlem var yani. Bunlar genç çocuklar. Hı hı. Ve senin için işte yarın okula geç gidip seni bu saate bekleyen insanlar. Sonuç itibariyle onların gözünde bir terbiyesiz ünlü olmak ister miydin ya da böyle kalmak mı isterdin? Şimdi ciddi bir şey sordun. Bu çok böyle arada bir şey ya, hani biz yaptıklarımızla örnek olmalı mıyız yoksa bizim öyle bir sorumluluğumuz var mı yok mu, hani işin içinden çıkılan bir şey değil sonuçta, biz de insanız. Hı hı. Ve bir şekilde meslek olarak ben oyunculuk yapıyorum, işte başkası manav, başkası bakkal falan, benim ekstra öyle bir sorumluluğum var mı yok mu, kendi adıma öyle bir ağırlığı üzerimde taşımak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Ya çünkü o beni strese sokuyor o zaman. Hı hı. Ama elimden geldiğince de kendimi çok şey yapmadan dikkatli davranmaya ve yaşamaya çalışıyorum. Seni seven kitleyle aranda iyi bir iletişim kurdun. Hı hı. Yıllar içerisinde. O iletişimi de bozmadın. Zaman zaman dizi değiştirdiğin ya da partner değiştirdiğin sana serzenişte... Çok sistem oluyor. Evet, evet, çok sistem oluyor. Evet. Nasıl karşılıyorsun bunları? İnsan yani depresyona girerler bildiğin yani, borderline yürürsün. Yani nasıl karşılıyorum? Şimdi normal insanların bizi seven, izleyen, takip eden insanların fikirleri ve gösterdiği bazı tepkiler... Doğal olarak onlara saygı duymak ve kendi tarafımızdan alabileceğimiz şeyleri oradan almamız lazım. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Herkesin söylediğini, yazdığını elimden geldiğince okuyup, değerlendirip, aa evet bak söylediği aslında doğru diye kendi adıma ders çıkardığım şeyler oluyor. Eyvallah, yani sonuç itibariyle insanları dinliyorsun ve tabii. Üzerinden... Ya benim göremediğim, benim bakamadığım bir taraftan başka birisi bakabilir. Ben her şeyi ben bilirim, ben yaparım gibi yaşayan bir adam değilim. Güzel. Araya 3 tatlı hanımefendi koyduk. Eski partnerinle, çünkü
beyefendi artık pardon. Ben hani, o tarafa devredim. Evet ya bayağı bir ayrıştırdık ki bunlar kapışmasınlar diye. Damla diye birileri girer diye. Hakikaten. Böyle senin de çok şey ciddi kitlen var. Bu galiba Damla'nın da tuhaf bir şeyi şimdi. Hani böyle arkasından konuşuyor gibi olacak ama müthiş bir manyetik alanı var kızcağızın. Kime partner olursa o işte hani hakikaten sanki onunla doğmuş büyümüş beşik kertmesi onunla evlenmek zorunda ve onunla ölmek zorunda gibi hissediyor insanlar. Hissediyor musun sen de? Ya şey tabii fenomen iş dediğimiz işlerdeki partnerler çok yakıştırılıyor. Uzun süreli insanlar onları görüyor. Dolayısıyla onların ayrılması seyircilerinde bir travma yaratıyor yani bu bir gerçek. Hı hı. Bizim belki daha yolun başı hani bizim çok ciddi bir aşkımızda başlayıp devam etmedi. Belki bir süre sonra bilmiyorum seyirci algısında böyle bir şey olur mu olmaz mı ama tabii daha önceki işlerinde bizim de mesela biz Damla ile konuşuyorduk ilk geldiğinizde. Damla dedi ya biz o aşkı nasıl kıracağız falan filan. Hani orada ciddi bir aşk vardı diye. Bir aşk yaptık. Ne yapacağız onu kıracağız diye. Kolay da bir şey değil tabii yani. Değil tabii orada gerçekten. İnsanların inandığı bir mesele var. Oradan çıkıp hadi kıyafetini giy git başka yerde başka bir aşka inandır seyirciyi. Tabii ki. Evet ya bu uyumu yakalayabildiysek bu uyumu ekrandan izleyicilere yaşatabildiysek bu kadar hani sahiplenecek hale getirdiysek ne mutlu bize. Çok da fena bir durum var yani şimdi hani eskiden Damla falan da ama yani sonuç itibariyle dizdeki ismi neydi Damla'nın? Ceylan. Şimdi iki tane kadın var abi. Mevcutta iki kadın var ve evet. İki kadının ortasındasın yani. Bir sonraki dizide üç istiyorum ben öyle bir. Nasipse olur o. Ne kadar doğurgan bir adam. Ne kadar ilişki doğurganı bir adamla karşı karşıya. Doymuyor. O doymuyor efendim ya. İki kadın kurtarmadı mı? Ve yani gerçekten hani biri geçmişte biri mevcutta acayip şey arada kalmış bir adamı oynamak. Berbat bir şey olmalı herhalde. Yani işte bunu bir önceki geldiğimde konuşmuştuk biraz. Ben anlatmaya çalışmıştım elimden geldiğince. O yüzden bir sürede ara verdim. Çünkü bir şeye inandırdıktan sonra başka bir şeye inandırmak bizim açımızdan da çok kolay bir şey değil. Düşündüğünüz zaman başka bir karakter, başka bir aşk, başka bir ilişkiye inandırmak zor bir şey. Ben kendi adıma bunu yani oyunculuğum dışında iyi yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum bu tabii izleyicilerin tabii takdirinde. Hayatım, o başka bir şey oyunculuğu. Oyunculuğun dışında işler arasında belli bir süre ara vermeye çalışıyorum. Eyvallah. Bir şekilde geri plana çekilmeye çalışıyorum. Ki biraz Nadas'la, evet. Nadas'la soğutmaya çalışıyorum. Sonrasında yeni bir tiple, karakterle ben de kendimi hazır hissettiğimde öyle çıkmaya çalışıyorum ekrana. Eyvallah ya. Aramıza hoş geldin tekrar. Yeni partnerlerle. Yeni partner. Ağlasak mı acaba ya? Sizin ne oldu? Ya. Nasılım? Birazdan yok, müziğe başlayacağım. Hüçancığım sen de mesela sabahları nasıl kalkarsa öyle gidiyormuş. Böyle. Bugün nasıl gitti? Çok güzel gitti. Soğuk. Gerçi, öyle misindir ya? Sabah nasıl kalkarsan bütün gün onu yaşayan kadınlardan mısın? Yani yaşamaya çalışan kadınlardan. Güzel kalkıyorsam güzel devam etsin. Soldan kalktın yani. Uyandın Nemrut. Ya Nemrut uyanmıyorum. Gerçekten çok eğlenceli uyanıyorum falan diye uyanıyorum. Kadının nasıl uyanıyorsun diye sormak da bir hicap eğlenceli. Hoppa falan oynayarak nasıl kalkıyorsun? Nasıl kalkıyorsun tam olarak? İlk uyandığın ya. Anı yapar mısın bize? Hoppa bir zeybeye başlıyor oradan. Gerçekten güzel uyanıyorum. Yani şükrederek uyanıyorum güzel. Çok iyi bir şey. O şükrederek yatarak şükrederek uyanıyorsun evet. Anlamına gelir. O zaman gerçekten uykuların şey kesintisiz ve şey. Hani vicdanen rahat uykular bunlar. Evet evet. Neler görüyorsun rüyanda? Bunları sonra anlatsam. Baş başa mı? Evet. İnanma baş başa konuşursan onları çeker yayınlar. Çekerim yayınlar. Gerçekten. Çok pis çeker yayınlarım. Laps diye böyle. O kadar bilmiyorum ki canlı yayında ne yapmam gerektiğini. O yüzden her şeyi söyleyebilirim. Kız olarak kullan. Çok güzel ya. Ya gayet güzel. Hani güne nasıl başlarsam öyle gider. Mevzu iyi bir şey bence. Güzel. Sette de öyle gidiyor mu ya? Çünkü çok bekliyorsunuz sette. Bekliyoruz ama... Yani o arada işte sohbet, muhabbet olsun. Allah'ım ben hala uyandığım gibiyim falan duygusu. Hala falan. Aa geçmedi falan diyorum. Enteresan. Evet. Öyle mi gerçekten atıyorum? Değil miyim? Çok şeydir. Değil miyim derken tabii yani. Evet. Çok şeydir. Olağanüstüdür. Gider vurma. Pozitiftir evet. Değil çok miyim? Çok pozitif. Yok yok şaka bir yana gerçekten. Eyvallah. Hazal olsun, Gülcan olsun. Çok pozitif, güler yüzlü. Hı hı. İyi vakit geçiriyoruz. Azal sen nasıl uyanırsın güne? Şimdi tehdit ettim öyle konuşuyorum. Yoksa aslan olarak diyormuşum. Bak iki yerden güzel geldi. Oradan yürüyelim istersen. Nasıl uyanıyorum? Nasıl uyanıyorsun? Kedim uyandırıyor beni. Senin kedin? Evet. İlginç. Enteresan. Sabah 8.30'da uyanmam gerekiyorsa kesinlikle 7.30'da uyanıyorum. Ya da
kedimi artık böyle çıkardıysam dışarı sete geç kalıyor. Kedi mi saat mi? Kuruyor musun bu çocuğu? Ne yapıyorsun? Enteresan bir şekilde kendini kuruyor herhalde bilmiyorum ama. Dijital bir kedi yani. Nyahuk falan kaldı. Beni uyandırmak için sürekli yorganımla oynuyor. Ya da işte yorganımın içine girmeye çalışıyor falan. Ama ne yazık ki yanıma almadığım zaman sete geç kalıyorum. Ha, uyandırmıyor beni. Her eve bir tane dijital kedi gerekiyor. Kesinlikle. Buradan bu hareketle. Siz buralara nasıl uyanıyorsun? Orada oksijen falan da çoktur bilin mi? Ya işte sorun o. Oksijen çok olduğu için uyanamıyorsun bazen. Şey söyleyeyim. Ya gerçekten gurbette set acayip bir duygu. Yani biz böyle hani toplanıp bunlar İstanbul'a dönerler. Bir daha da gitmezler Muğla'ya diye düşünürken. Hiç ya galiba siz Mustafa Şevki Doğan'ın kurbanları olarak oradasınız anladığım kadarıyla. Evet bir de Mustafa Hoca yani Muğla'yı o kadar çok seviyor ki. Biz de onun artık böyle resmen yavruları gibi olduk. Ve hani ben şu an sizin o başta dediğinizin tam tersini düşünüyorum. Ben şu an İstanbul'a nasıl döneceğim diyorum. Çünkü hani uyuduğumuz uykudan tutun. Hani o havadan tutun yediğimiz yemekler her şey organik yani ve hani çalışma ortamımız çok güzel. Bir de şehir dışındayız. O yüzden sadece iş yani. İş odaklı iş. Akşamları da işte yani bir yerde olalım eğlenelim. Ümür cemaat. Tabii hani boş günlerimizde yine beraberiz. O yüzden hani inanılmaz güzel bir hani ekiple olsun oyuncularla olsun çok güzel bir enerji yakaladık. Oradan dönmesi travma işte ya yani hani işte. Allah döndürmesin de böyle 7 sezon inşallah gidin. İnşallah. Diye düşünüyorum. Çünkü adam bitmiş bak farkındaysan. Güllerin Savaşı diye bir şey oturttuk adamı. Tamam. Entrikanın kralı böyle o köşkten bu köşke bu bilmem neden o yangından bu şeye adam yine bir hayat kurtarma çabası yani, içerisinde. Saat diye uyanıyorum ama sabahın köründe. Aa şak diye uyanırım diyorsun. Ya. Bir kedin bile var mı? Yok kedim yok ya. Seni uyandıran ne var? İki tane kedicik var evde. İşte o öyle değil mi? Onların ciyaklamasıyla mı? Kaç uyuma şansın yok yani. Kaç yaşındalar? Büyük 7, ufak 4. Allah parçasın ya. Onların da uyandırması enteresan. Yani. Onlar dijitalden biraz daha etkili. Uyandırması da dünyanın en güzel uyandırması yani. Manuel uyandırma diyoruz biz de onlara. Evet. Peki biz sizin ikinizi niye burada ağırlıyoruz? Promosyon programı olsun istemem. Çünkü ikiniz de benim değerli arkadaşlarımsınız, kardeşlerimsiniz. Ama yani vizyona giren iyi bir filminiz var. Dolayısıyla bir onun fragmanına bakalım. Üzerinden bir iki tane sorum olsun size. Onun üzerine de Cem Özkan'a dönelim ve tüm bunları unutalım ve programda bilsin zaten. Yani gereği yok ya. Daha uzatmayın. Adamın günahı yokmuş. Kadınlar güzel uyanıyor. Daha ne yapayım? Ne sorayım? Buyurun efendim. Ölmeden önce sen ne yapmak isterdin? Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Aşık olmak, bir filmin esas kızı olmak. Ya daha sayayım mı? Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabilirsin. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. Kız attın ya be. Ne? Hayır hiç yapmazdın da ondan sonra ne? Ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır dedim. Ya vallahi bak yanımda sıkılmazsın. Fıkra bilirim, şiir okurum, termodinamiği anlatırım. Ya arkadaş sessiz, sakin bir hayatım vardı benim. Aşka içelim. Neresi başına? Ah avukat. Nasıl gidiyor baharatçı dükkanı? Ne iş yaparsın sen delikanlı? Nuri dolma. Doydum. Baba elim. Doydum kızım. Dolma Nuri. Sevdiğin kadını bile elinden ben aldım. Aşık mısın sen hala? Sen benim hayatıma niye karışıyorsun bu kadar? Yanından ayrılmak zor olsa da gitmek zorundayım. Daha şimdiden seni çok özledim. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın? Ben aşık oldum biliyormuş. Ben senin hep yanındayım. Yeter ki sen benimle. Gitme adam ol. Ben sensiz ne yaparım? İnatçı. Evet, kimilerin şanslıdır. Bravo. Hayırlı olsun filminiz. Sen şanslardan bir tanesin. Bu senin ilk sinema filmin ve bu da bir doğa harikasının içerisinde. Evet. Kıbrıs çok güzel bir ülke. Yani gidenler gayet iyi bilirler. Kıbrıs'a doğru düzgün amaçlar için gidenler gayet iyi bilirler ki acayip yeşildir bilmem nedir. Yani o yapılan otellerin dışında bilmem taş evler falan. Gayet güzel o taş evler, köyleri, insanları enteresandır, güzeldir. Bu hikayenin içerisinde ben de olacaktım biliyor musunuz? Şaka. Evet.
Haftalarımız uyumadı. Tek derdimiz bu. Çok sevmiştim filmin senaryosu geldiğinde. Yok, şu an duyuyorum ya. İşte evet. Ya ama filmin senaryosu eğer gerçek olsaydı zaten biz programda sizinle konuşuyor olacaktık ki. O da enteresan bir şey olacaktı. Yani senaryo içinde. Senaryo. İlk filmi ne hissettin? Tamam o şey şarkı sahnesi için. Aynen öyle. İlk film ne hissettin? Ver. Ya tabii ne, yani heyecan ve inanılmaz böyle yani şöyle diyeyim. Acaba diziden farkı ne? Acaba sinema... nın diziyle hani ne bağlantısı var? Hani bunları çok güzel. İki doğru soru. Yanıtını aldım. Evet ya işte yanıtı. Yanıtı. Yanıtını daha bilmiyorum. Şöyle ben şöyle ben şöyle düşünüyorum. Ya yani en azından elinde bir tane senaryo var ve buna çalışmak için çok daha fazla vaktin var ve bunu işte daha uzun bir sürede çekebiliyorsun. Daha fazla yoğunlaşabiliyorsun. Hani vakit olarak ve detay olarak daha fazla vaktin var. Ya ben, yeme ben... beni Kıbrıs tatilini uzatmak için yapmış olmuyorsun tam bunu. Yok yok ama Kıbrıs'a üçüncü gidişimdi. Ama gerçekten mesela Kıbrıs dediğinizde gerçekten iyi ki orada çekmişiz. Hı-hı. Çünkü farklı bir aurası var. İşte daha önce görülmeyen filmlerde hı-hı. işte taş evleri olsun. Ya inanılmaz bir şey. O uçurumlar şey olsun. Hı-hı. O deniz kenarları ve yani gerçekten güzel bir resim çıktığına inanıyorum. Acayip. Üç Kıbrıs belgeseli çektim. Hakikaten hani Kıbrıs tarihinde çok iyi bilen insanlar yok. Kıbrıs arkeolojisi okuduğum için hı-hı. çok iyi biliyorum. Ve bilmiyorum gittiniz mi adaya? Adada gerçekten her yer dolaşıldıkça değerlenen yerler. Birkaç kere gitmek gerekiyor. Ben gitmedim Kıbrıs'a hiç de. Bebeğim götüreyim. Şey gibi ben Kaş zannetmiştim burada şimdi. Kaş çok benzer aslında. Kaş. Fars zannettim ben orada. Ana ana belirlerimle aşağı attın kendini oraya. O denizi ne zaman koyduk ya? Dolu değil mi orası? Ne zannediyordun? Malatya. Malatya'da. Seni seviyorum. Adamımla birlikte bir nüfus patlaması mı söz konusu olmalı? Çünkü yani filmden çıkar çıkmaz herkes aman bir an önce çocuk yapalım duygusuna kapılıyormuş. Ya öyle bir alt metnimiz yok tabii. Ama şu var yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim de ilk sinema filmim. İlk midir? Evet, bilmiyordum bunu. İlk sinema filmi. Gizem'in de ilk sinema filmi. Alo. Baklava mı? Baklava abi dahilinden arıyorlar bir de. Biz ya, baklava deriz o. Söyleyeyim bitirelim mi? Heh, buyur. Ya biz burada tabii ortada bir hikaye var. Biz Gizem'le hep şunu düşünüyorduk. İkimizin de ilk filmi. İnanılmaz derecede heyecan duyduk. Senaryoyu okuduk, ettik. Şimdi diziden farkı nedir diyor. Gizem ben de onu düşündüm. İlk defa bir sinema filmi setine gideceğim. Ama hep şunu hissettim. Sonuçta 90 dakikada bir şey çekeceksin. Günahın, sevabın, yaptığın iyi şey ya da kötü şey neyse hepsini insanlar izleyecek. Ve bir parçadayız. Sana bir not verecekler. Evet. Yani tek atımlık kurşun gibi düşündüm bunu. Her sahnenin bir değeri var. Yani dizide bazı şeyleri bir dahaki bölüm belki telafi edebilirsiniz. Gözden kaçan ufak tefek şeyleri sonradan telafi etme şansınız var ama sinema filminde... Tabii çok fazla telafisi yok. Bir de bunları. Dizi 120 dakika sürdüğü için. Evet. Yani düşünün dizinin bir bölümü bizim 96 dakika sinema filmimiz. Sinema filminden daha uzun yani. Daha uzun. 140 dakika falan bölümler yayınlanıyor. Aynen yapılıyor hocam yani. Sizin hele ki dizilerin ilk bölümleri falan bildiğin yani Bertolucci filmi uzunluğunda çekiliyor. Ondan sonra bakarız diyorlar yani buradan sonrasına bakarız. Gerçekten zor bir şey. Seçkin oynadın mı sen? Sinema filmi var mı? Yok sinema filmi yok. Yakalayamadık biz de baktık yani grupta. Evet, henüz herhangi bir şey gelmedi. Ben de istiyorum. Yani böyle bir şanssızlık oldu hep. Bir tane bir film çekecektik. Onun olmasını çok istiyordum. Yine yaz ayları değil mi? Şey filmi değil de festival filmi olacaktı. Hakan Günday'ın kitabından. Hakan'ın kitabından. İsmini güzel. Söylersem şey gibi olabilir biraz. Küfür gibi. Yo estağfurullah. Söylerim. Yo, hayır yani bir kitabından. Vallahi söylerim. Ya bana ne ya söyleme ya Allah Allah. Bir kitabın var. P ile başlayan, Ç ile biten bir kitabı var. Onu yapacaktık. Hiç anlamadık ya. Araya bir tane harf koyarsak oradan yok hani... gideriz ya. Perçembe. Onu yapamadık. Pis. Olmadı yani. Olmadı. Evet. Ay ya. Geçen yaz çekecektim o da şey oldu. Yazın dizi devam etti. Yazın dizine. Ya sizin de öyle pis bir tarafınız var değil mi? Yani çünkü hani kışın dizi çek yaz anca. Yani Türk sineması bir kış filmi çekebilse yani. Ya ben hiç mevsiminde denize giremedim öyle söyleyeyim. Bayağı bir elin kolun bağlandı. O da fena bir şey. Ya, Kıbrıs'a giremedin mi denize? Kıbrıs'ta Mart'ta çektik. Ama Mart'ta çektik biz de yaz filmi. Ama Mart'ta çektik. Buz. Bildiğin buz ya. Hayatımda en çok herhalde o gün üşüdüm ya. Abi yemin ediyorum. Bize de öyle dediler. 3 hafta önce ya bayağı bildiğin İngilizler. Sırt üstü yapıyorlar. Ya Kasım diye. Aralığa kadar sırt üstü yap ama Ocak'ta... Ama onlar İngilizler bir de yani. Şubat'tan onlar öyle. Sonra inanılmaz. Şu an Muğla'da Akyaka'da hala mesela giriyorlar. İngilizler sürekli kırmızılar Kıbrıs'ta. Ya sabah kahvaltısına başka bir şeyle başlıyorlar gibi hissediyor insan. Anca o şeyi alıyor.
Değil mi? Ay evet. Ya üzüldüm şimdi. Ne yapsak sana? Ya her şeye rağmen bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Onu eyvallah söyleyebilirim. Yani biz bir Türk filmi çektik. Tırnak içinde bu bir Türk filmi. Bu Yeşilçam filmi. İzlediğiniz zaman biz mesela ben Yeşilçam filmlerini izliyorum. Hiçbir zaman senaryosuna takılmıyorum. Niye bunu dizinin işte filmin birinci dakikasında belki sonunu tahmin edebiliyorsunuz. Hı hı. Ama hep o sonunu görmek istiyorsunuz. Hı hı. Çünkü bence özlenen bir şey var. Hayatta biz şu an hayatımızı inanılmaz hızlı yaşıyoruz ve baktığım zaman bir sürü bilmediğim nesne, bir sürü bilmediğim anlamına yeni yeni vardığım şeyler hayatıma girdi. Yani bakıyorum sosyal medya, şu bu, sosyal çevre, inanılmaz terimler girdi hayatımıza ve geçmişi, aşkı. Sen de onlara girdin mi? Her şeyi yani mecburen hayatımda giriyorsun bir süreden sonra. Dolayısıyla her şeyi, hayatı yeni öğrendiğimiz şeylerle yaşıyoruz. Biz bu filmde hep eskiden aşklar işte nasıl yaşanır, eski naiflikler neydi? İşte o tanışmadaki belki insanlara basit gelebilir. Ya ulan böyle mi tanışılır? Ama mesela biz onları gerçekten yaşayarak, öyle hissederek o sahneleri oynadık. Bence çok şey oldu. Her şey son derece yerinde, yerli yerinde ve gizemle de... Buradan yürürsen Gizem'in şöyle bir özelliği var, filmin sonunu söylemek gibi. Dolayısıyla buradan ya, o filmin sonunu söyleyecek, biz gideceğiz. Çok güzel yani, gelişme gelişmeyi algıla sakın. Bak sakın. Tamam söyle. Girerken Hasan geldi, abi söyleyebilir herhalde. Ama anladığım evet, kadarıyla bütün duyguların içe geçti. İnşallah. Senaryoyu okuduğum için çok iyi biliyorum. Evet, bütün duyguların içe geçti. Ve gerçekten halis ve samimi duyguların içe geçti. Evet, evet, evet. Şimdi bunu tabii biz Güney Kore dizilerinde yaşayamıyoruz kızlar. Neden? Bu çok enteresan. Bu Güney Kore dizileri bize benzese de yani bize uyarlamada bir tuhaflık çıkıyor ya. Çıkmıyor mu sizce? Bence çok Türkler. Güney Koreliler mi? Yani o diziyi izlediğimiz için söylüyorum. Bence duygular işte dramı falan çok bize yakın. Evet, evet çok çok yakın. Yani Güney Koreliler zaten adamın Türkmüş. Bir şey söyleyeceğim size. Eskiden. İkinci böyledir ya. Alayı Malatyalı ya onları. Ben biliyorum. Malatyalı geldi. Pötürge geldiler. Biliyoruz biz onları. Abilerimiz onlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin ikinci Güney Kore. Evet. Gözler çekilmeye başladı zaten. Ya fark ettiysen evet değil mi? Diye. Ya bir sonraki şeyde ne bileyim samuray olmadı. Başka bir şey olacak. Güney Kore sineması ya da Güney Kore dizileri çekiyor mu seni? Abi denk geldi yani ki hayır Kore dizisinden başka bir şey de oynamam gibi. Vardı mı öyle kuralım, manyaklar rahat olabilir. Kuralım yok yani de. Siz gelmeyin. Denk geldi. Bir Aşk Hikayesi'nin ben senaryosunu çok sevmiştim. Hikayeyi o yüzden başladım. Günahkar'ın da hikayesini çok sevdim. Bu Günahkar da ama yani oradan biraz farklı bir tipsin. Yani çok değişik yani hani nereden farklıyım? Plastik bir ya, bir aşk bahtan bahterler ya. Hı hı. Daha farklı, daha plastik. Tamam. Bunu yazdım da bir yerde. Yani acayip bir şeyim var. Bir anda bir üniversite öğrencisiyken bir anda gerçekten bir ne bileyim katile dönüşebiliyorsun. Tuhaf bir adamsın. Ne pis bir oyuncusun sen. Nerede yetiştin? Sen nerelerde oynadın? Ben sen. Ha? Evet. Niye bu böyle oldu? Şimdi soruyu ben mi anlamadım? Sus ben de anlamadım. Soruyu ben sordum. Sen ne biçim bir oyuncusun? Anlamadın mı acaba? Nerede yoksa ben nerelerde yetiştin? Sen nerede okudun? Anlat bakayım ya. Ben çünkü hep böyle burada oluyorum ama monitörden ben sanki evde izliyor gibi monitörden böyle oturup programı sen izlemeye başlıyorum. Sen sürekli beni yani, izliyorsun ya. Çok saçma adam orada konuşuyor ben buradan izliyorum monitörden. Niye öyle yapıyorum Barış'la çok güzel konuştu bu akşam diye değil mi? Bir de dördüncüye geldim yani artık değil mi? Yani galiba evine gelmiş gibi yani hissediyorsun abi. Ondan aynı ofisin çocuklarıyız. Ben metin yazardım o da şey yapar. Tuhaf yani şimdi. Bunu belki birkaç kere anlattım ama anlatmadan da olmaz. Bir tiyatrocu kolay yetişmiyor, bir oyuncu kolay yetişmiyor. Ve her şartta oynayabilene, ben oyuncu diyorum, her şartta çalışabilene, küçücük, çok özür dilerim, kıç kadar derler ya eskiler, kıç kadar bir ofisin bir odasında onların tiyatro grubu oyunlarını hazırlarken biz de bir sabah programı yapıyorduk, onun metinlerini yazıyorduk. O arada bu ofisin sahibi olan arkadaşımız, aynı zamanda her iki tarafa da müdahil olan bir arkadaşımızdı. Hem tiyatro grubuna müdahil, hem metin yazarlığına müdahil ama yaptığı iş kimyasal. Yer kaydırması. Araya demoya gidiyor. O arada boş oyuncu varsa seçkin boşlaması gerçeği gidiyoruz. Kocaman fabrikaya kimyasal yapacağız diye gidiliyordu. Bu böyle yetişiyor ya evet, insanlar. Kolay yetişmiyor. Tek kişilik gösteriler ya da kabare gösterileri, onları dönmek ister misin tekrar? Onlar çok güzel zamanlardı. Yani tiyatro yapmak isterim, istiyorum tabii ki ama yani tiyatroyu da sadece yapmış olmak için yapmaktansa ona vakit ayırabileceksem, öncesinde iyi hazırlanabileceksem yapmayı ama tercih ederim. Ama bir ömürde orada gitti değil mi? Yani tiyatroda bayağı iki sene zaman, sadece yani, tiyatro yaptım ben. Sadece iki sene tiyatro. Şu anda da mesela
Yani sağ olsunlar çok böyle oyunlara istiyorlar beni. Ben de yer almak isterim ama öncesinde gereken özeni gösteremeyeceğim için oyuna ve oyunculara da saygısızlık etmek istemiyorum. Anladım. Yani sen emek, zaman yani bu tip ikilem ya da üçlemlere saygı duyuyorsun. Bu yüzden olmuyor. Peki Gülcan, süslü olduğunu söylemişsin bir röportajında. Yok be, sadesin ya. Ya. Su gibisin. Ay, vallahi ya, hani ederim. Hayır, süslülük nereden geliyor? Ya tabii sade insan da süslü olabilir. Süslü derken öyle bir şeydi zaten. Hani kendime özen gösteriyorum aslında. Yoksa hani onu takıyorum, bunu takıyorum, takıp takıştırıyorum gibi bir şey değildi. Bir de sen dizide zengin adamın kızısın değil mi? Evet. Yani, değil mi, zengin adamın kızı. Hani onu da taşımak vardır, bilmem ne vardır ama yani şöyle görmedim ben seni. Ya. O daha süslü. O daha var ya. Sonradan görme. Tabii sonradan görme olduğu için. Yani. O yüzden oldu. Görmüş içeriği. Herkes dedi böyle enteresan. Sizinkisi de bir satranç oyunu dizide. Çok ilginç yani. Ben çok seviyorum aslında. Şimdi hani... Çoklu grift ilişkiler, network sistemini mi seviyorsunuz tam olarak? Hayır, yani karakter olarak Aslan'ın hani istememdeki neden biraz şeydi. Saçmalısın. Yani o gizemi biraz... Duyduğu anda bir şeyleri harekete geçirmesi, bir anda kafasında plan yapıyor ama ikinci adımı düşünmüyor. Ama ikinci adımı da kurtarabiliyor sonradan yani. O şeyleri çok hoşuma gitmişti. Bizim geçişleri. Evet, geçiş. Şu yakınlıktan çok sade ve gerçekten zararsız gibi görünüyorsun ama. Evet. Ya dizinin seni niye o hale getiriyorlar ya? Ben çok üzülüyorum ya. Kedisi ya bu çocuklar ne olur gençliğinde bir şeyle oynayayım. Günahkar var mı elimizde? Var mı elimizde? Günahkar hazırlamadık mı? Vallahi büyük günah. Bugün yayınlandı. Vallahi büyük günah. Ya bugün ya yayınlandı. Az önce yayınlandı. Bitti, adamlar dizden çıktılar. Ekrandan çıkıp bu diziye geldiler. Bir saniye bir bakayım hatta. Seçkin'in sunucu günleri, Seçkin'in şeyleri, Seçkin'in öpüşmeleri, Seçkin'in o zaman Seçkin'in öpüşmelerini verelim ya. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir yerden bağlayacağım. Sakın üzerine alma zaten mevzuatı. Seninle ilgili değil göstereceğimiz şey. Vetere. Film bittiğinde ve vizyona girildiğinde işte öpüşme sahneleri bilmem ne diye car car bağırırlar insanlar. Sen çok hayıflanmışsın bu işe haklı olarak. Yani. Çünkü orada çok. Hani dikkat çok oraya çekiliyor ya yani hani gider. Üzülüyorum. Ben Barış'la ikimizin biz de. Biz tabii ya öpüşmeyi çok bilmeyen hani birbirimizi hiç öpmeyen bir millet olduğumuz için. Yani insan hani şey acaba nasıl bir şeymiş öpüşen? Aslında nasıl öpmeyen yani biz en çok öpüşen milletiz. Öpüşen çok derken hani erkek erkeğe ne haber abi. Falan böyle. Yine hani... beş oldu. Sen nasıl bir sazansın? Metafor yaptım ya. Nasıl atladın ha, üzerine ya? Pardon. Hatta ironi de diyorlar buna. Hani pardon. Ben şey de yani bir sinema filminde sadece bir alana odaklanmanın kötü olduğunu düşünüyorum. Okan Bayülgen'e döndüm ya. Sadece ben konuşuyorum. Ya siz konuşuyorsun. Öpüşmek yani hani sadece öpüşmeye odaklanmaya ne diyorsunuz? Ya işte dediğim gibi yani dikkatin buraya çekilmesi birazcık emeğe saygısızlık oluyor. Çünkü biz orada bambaşka bir konu işlerken aslında bir aşk. Heh. Ve yani aşık olan insanlar öpüşür yani. Kediler köpekler de öpüşüyor, kuşlar da öpüşüyor. Ama öpüşürken yani. De bir emek veriliyor ya Gizem, kabul etmek lazım. Efendim? Öpüşürken bir emek veriliyor yani. Tabii. O da bir emek, belki insanlar sadece o emeği. Tamam da yani niye ama yani değil mi? Değil mi? Mesela Barış takmadı bunu. Bir de şey var yani buradan nemalanmak, buradan haber çıkarmak, buradan bir şeyler yapmak durumu da bence hoş bir durum değil yani. Abi, aslında buradan bir çığır mı açmak lazım bilmiyorum yani. Herkes bunu soruyor. Yani burada malzeme vardı. Yani birileri hep bunu sordurtuyor. Yani sonuçta bir film çekiyorsun. Öpüşme sahnesi var, evet. Ama başka sahne de var. Yani bunun sorulması... Ben mesela en son röportajımda bunu soran arkadaşla 15 dakika bunun üzerine konuştum yani. Dedim ki bunu niye soruyorsun mesela? Buradaki yani amacın nedir? Sorulduğu sürece yani bu haber... böyle devam burada edecek ne anlatmak zaten. İstiyor gibi yani. Bu röportajın daha fazla okunacağını mı düşünüyorsun dedim. Buna vereceğimiz cevabı ya da nedir? Bu, bunu da bir şey aslında zincirleme bir şey yarattı. Mesela dizilerde reyting düştüğü vakit esas kızla esas oğlan öpüşsün. Öpüşürse ve Cem çok daha iyi bilir. Bir de onlara böyle tatlı bir şarkı söyletilirse, bir düet edilirse o gün yaklaşık 2 reyting bir fark artıyor. Alıyoruz abi yukarı doğru. Sabaha kadar öpüşelim o zaman 15 reyting alalım. 11 o sabaha kadar öpüşürsen sadece 15 reyting değil. Biz o zaman baya baya başka bir şey oluyorsun ya. Barış K. Güzel oldu. Evet, niye buradan konuştuk? Tabii ki öpüşmenin şekilleri var. Eğer kimse bize kızmazsa biz yani öpüşürken gerçekten emek harcamanın ne olduğunu bir anlatmak isteriz size de. Siz değerliler buradayken. Buyurun efendim, verelim lütfen. Eyvah. Bundan sonra benimsin. Sadece benim.
yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Abi, selfie dünyada ilk kez ya. Çok enteresan. Ne yapıyorsun sen orada? Arkadaşlara şey göstereceğim. Şantaj. Şu ve şekilleri gördüğünüz gibi. Şantaj. Eğer bir şey, bir haber yapmak isterseniz bunun üzerinden yapabiliyorsunuz ama abi orada sondan bir önceki sahne efsaneydi yani. Kabul et ki abla orada istifra ediyor değil mi? Hı hı. Çok içmişim. Yapamıyormuşum demek ki. Biraz çok içmişim. Seçkin. harika oldu. Öpüşürken ben bu arada Seçkin'le öpüşüm fark ettiniz mi? İnan öpüşeceğiz zannettim. Şimdi gidince biraz şey yaptım. Abi Seçkin ya o sahneden sonra yani biz ne yapalım? Evet, buraya... Tarih yazardık anca. Ya yani ben geldim saçlarını kokladım kardeşimi. Öptüm. Neyse bu öpüşme de bizim çocukların, bizim sapıkların senin için hazırladığı enteresan işlerden bir tanesi de bitti. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bu kadar. Hiçbir şeyimiz yok. Ama o fakat... hazırlanmamış gibi ya. Biz de arada kaynadık. Ay ya ne yapayım ya siz de öptürmeyin kendinizi bu kadar ya adam sürekli öptürüyor Allah Allah. Ya hayır vantuz gibi dolaşan bir adam. Açmış sıralık gibi. Ya benim bir de kanka olacaktı burada onu da öpmem lazım diye. Ne dediniz? Enteresan bir şey. Peki Cem Özkan'la biraz izninizle konuşmak isterim. Çünkü galiba hiçbirimiz sistemde yokken Cem vardı. Cem ilk yaptığın dizi müziğini hatırlıyor musun? Evet Melekler Korusun. Melekler Korusun'u yaptın. Şimdi sizden çok fazla adam yok. Yani... Gerçekten çok değerli. 4 ya da 5 tane müzisyensiniz. Yok yok hayır. Bunu çok net ve samimiyetle söylüyorum. Hani niye yaranım ki sana zaten? Ayrıca yani, bizi mi çekiyorsun? Bana ne abi? Estağfurullah. Öyle bir şey istemek istemedim. Bir de benim müziklerimi Rahman Altın yapıyor ya. Şey demek istiyorum. Kimi zaman dizileri müzik taşımaya başladı. Yani lokomotif yer değiştirdi ve müzik hakikaten. Mesela biz Kurtlar Vadisi'nin bir cenderesini unutmayız. O temel şeydir, mevlididir. Evet. Bilmem nedir falan filan. İnanıyor musun? Biraz da dizilerin uzamasıyla birlikte müziklerin biraz daha değerli olduğuna inanmaya başladık mı biz? Yani siz üretenler olarak. Yani değeri daha mı arttı? Yani şimdi bu konuda pek yorum yapmak bana düşmez. Ama yani görüntü ve üzerindeki müzik birlikte hani bir tür böyle kedi merdiveni gibi mi artık? Yani birbirini taşıdığı zaman zannediyorum gerçek o... Artık neyse o sihir ortaya çıkıyor. Yani üzerinde illa sözlü bir şarkı değil ama orada var olan duyguyu, karakteri yansıtan, olayı taşıyan müzikle beraber zannediyorum dizinin seyirci üzerindeki etkisi bir hayli artıyor. Sen bunları izliyor musun? Yani yaptığın işlerin videoya dökülmüş halini. Artık klip değil bunlar. Diziler içerisinde yararlanılıyor bunlardan. İzliyor musun bunları? Duyguyu tam anlamıyla verdiklerini düşünüyor musun? Kendi yaptığım işlerin mi? Kimi, tabii. Yani kendi müziklerin. Kimi zaman yani hepsini izliyorum. Yani yaptığım işlerin çoğunlukla yayında özellikle hem mixlere bakmak için hem de hakikaten kendi yaptığım işlerde genelde tabii ki duyguyu yansıttığını düşünüyorum. Şimdi olmadığı zaman da oluyor ama orada da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Eyvallah. Peki. Yine de insanın hani kendine koyduğu bir kerteniz vardır. Bir de rotası vardır. Herhangi bir uzun metrajlı filmde ya da ne bileyim Hollywood'a Oscar'a yürüyecek bir filmde müzik yapmak geçiyor mu aklından? Ya böyle bir hayali hangi müzisyenin yoktur diye düşündüm bir anda siz onu. Var birkaç tane sayabilirim de olmayan. O değil mi? Sen de var mı? Yani, vallahi var. Yani tabii ki canım. Yani bir uzun metraj yapayım gitsin ödüller alsın kim istemez? Yani diye düşündüm ben. Siz var diyorsunuz. İsteriz inşallah. Ya bir Grammy ile dönmenizi isteriz. İnşallah. Günün meselesi konumuzla hiç ilgisi yok ama bugün öyle bir video düştük şeye. Sosyal paylaşım sitelerine. Çok sevdiğimiz bir abimizin paylaşmadan edemedik. Yani eğer kendisi ceza alırsa herhalde biz de ceza alacağız. Ama sonuç itibariyle memleket meselelerinin özeti gibiydi. Yani hepimizin konuştuğu meselelerin özeti gibiydi. Bilmiyorum katılacak mısınız bana? Şu anda yaptığımız programla hiç ilgili değil ama yorumlarınızı beklerim. Buyurun. Bir de beni affedin kakanıza bakınız. Kakanız böyle her zaman böyle bulamaç gibi çıkıyorsa bu da çok iyi bir şey değil. Neden? Besinleri güzel almıyorsunuz demektir. Birçoğunu besinlerin dışarıya çıkarıyorsunuz. Boş boşuna yemiş oluyorsunuz. Özür dilerim böyle keçi pisliği gibi çıkıyorsanız iyi değil. Neden? Az su içiyorsunuz. Güzel harmanlanamıyor. Güzel besinler olamıyor. Böyle sopa gibi kocaman çıkarıyorsanız iyi değil. Sevgili kardeşlerim bizim halk arasında bir lafımız vardır. Mülayim dediğimiz tarzda çıkması lazım. Yumuşak kıvamda olması lazım. Yumuşak olması lazım.
ve böyle çok özür dilerim böyle bir S şeklini yapar diye tabir ederiz biz. Biraz abartarak gösterdik. Böyle olması lazım. Kakanız tam hazmedilmiş. Abi hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Mesut abi suya sapına dokunmuyorsun. Biz direkt elimizi gördüğünüz gibi niye soktuk? Dolayısıyla memlekette bazen konuşulan konuların ve hani manşet taşılan meselelerin sadece gerçekten şeyde besin eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor. Ve buradan Okan Bayülgen'e sevgilerimizi iletiyoruz. Okan haklısın galiba. Beyaz ve senden sonra gelecekte kadar Feridun Kunak ve büyük geliyor. Yani gördüğün şekilde. Gülcan. Ama ben tırstım şimdi dönüp hani siz nasıl falan diye. Bu konuda sonra yorum yapmayalım. Bunu bak bir açıklama istiyorsan ya. Yok yok hayır yani. Yani gibi biz böyle tatlı bir minik bir gönderme yaptık memleket meselelerini. Daha böyle daha ciddi şeylerle uğraşıyoruz. Ne kadar meselemiz varmış bu konuda. Çok. Çok burada 5 ayrı onu. Mesele var. 5 ayrı mesele yani. 5 ayrı çıkış noktası var yani. Bir hayli de ilginç kullanılan şey macun. Rahat. Bir de tabaklarda falan Feridun yani. Feridun abi sok elini bir de sev. Hayır mülayim nedir yani hani anladın mı? Mülayim. Sopa gibi. Abi çok mülayim etmiş. Konuştuk da çok mülayim çocukmuş. Acayip bir şey. Uzatmayayım değil mi? Buradan bir bip yeriz. Tamam peki. Ama iyi niyetli bir şey anlatmaya çalışmış sağlık. Tabii canım ya bir kabızlıkla bilmem neyle ilgili bir sorun da ama Feridun abi bunu yapmaya başladı. Biz galiba yavaş yavaş her gün memleket gündemini ondan alacağız. Güzel onu söylüyordum. Sen tuvalet. Bunları burada yine konuşmasak diye. Bir şey söyleyeceğim. Megalomanlık var mı? Yani her güzel kendinde bir kusur bulunmuş ama o bende yok demişsin galiba bir röportajında. Ya da sosyal medyada bir yerde. Nasıl? Kusurum mu yok demişim anlamadım. Ben de yok öyle bir şey demişsiniz. Her güzel kendinde bir sorun bulur demişler size ama o da ben de yok öyle bir şey demişsiniz. Bir kusurunuz yok. Bu kadar net mi konuşmuşum? Yok illaki kusurum var. Sizde işler mülayim yürüyor anladığım kadarıyla S kıvamında. Hayır. Şu anda bak konuyu değiştirmişken yine aynı şeye girdik. Ya ne bileyim ya mülayim deyince ya illa şeyden bahsetmek gerekiyor. Anladım. Hayatta. Yok öyle bir iddiam yok bilmiyorum öyle söylediysem. Affola yani öyle bir şey söylemem. Özellikle İllaki dizden kusur... sonra çok değiştim ben. Çok işte değiştim. Artık öyle değilim ya. Ne günahlarım varmış ne kusurlarım var. O eski bildiğin Gülcan değilim diyorsun değilim, yani. Değilim artık Sonucu çok bari. Değiştim. Peki gayet güzel. Azal nasıl bulaştınız oyunculuğa? Artık bulaşmak diyoruz biz buna. Evet. Ya bu şeyden bu veterden sonra başka bir şey diyemeyeceğim. Yani benim garip bir hikayem var. Duymak isteriz. Evet aslında... Ben ortaokulda falan tiyatro ile uğraşıyordum. Ankara'ya taşındıktan sonra yine bir üniversitenin böyle tiyatro koluna girdim. Hı hı. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ufak tefek. Sonra biyoloji bölümünde okurken bir sosyal medya paylaşım sitesinden. Siz o hareketleri yaparken insanlar da yanlış anlar. Sadece mikrofonun yanlış durmasından kaynaklanan hareketler. Ellemeler. Yoksa iki rol arkadaşı birbirlerinin saçını okşayıp durdurlar gerçekten yani. Fotoğraflarımı görüyorlar. Ankara'da günlük dizilerin kast direktörü. Sonra bana bir mesaj atıyor. Hani ben sanıyorum ki tiyatrodan falan gördü diye. Sonra dedi böyle bir kast görüşmemiz var. Gelmek ister misiniz? Doğruluğunu araştırdım falan derken kendimi bir anda audition'da buldum. Hı hı. Biyoloji sınavına hazırlanırken kamera karşısına geçtim. Bir anda böyle kötü kız oldum orada. İlk oyunculuk tecrübem. Sonra böyle kameraya bakıyorum. Ne yapacağım? Yani telefonla konuşmaya başlıyorum. İlk tecrübemde. Aldım telefonu. Dedim kimse konuşmuyor. Ne yapacağım ben falan harika dedim. O harika bir audition'muş ya. Hayır audition'ı geçtim ben sonra. Ha bu audition'ı geçtiniz tabii ertesi çok gün. Çok enteresanmış o yani. Audition'ı geçtim. Yönetmen geçmiş olsun. Hayır audition... Ertesi gün kendimi kamera karşısında gördüm. O kadar birikmiş ki sahneler. Bir an önce başlamamız gerekiyor dediler. Tamam falan derken aldım telefonu. Kimse cevap vermiyor. Ne yapacağım ben falan derken kestik kaydı. Ne oldu? Hayır sen birisi konuşuyormuş gibi konuşacaksın deyince ben orada zaten işi çözmeye başladım. Sonra da kimseden bir şey duymadan kendi kendime öğrendim. Oyunculuk yani ahizeden ses gelmemesi durumu mudur? O anda aslında bir şeyleri kendim çözmem gerekiyormuş deyip. Öğrencilik devam ediyor mu? Ediyor. Kimya okuyorsunuz galiba.
çok zor bir soru aslında. Biyoloji okuyordum. Biyoloji? Benim üçüncü sınıflara bir alerjim var sanırım. Üçe her üçüncü bir alerji evet. Yapıyor. Anladım, bağır üçe, üçe gelince böyle bir bölüm değiştireyim falan diye bir psikolojiye giriyorum. Şimdi kimya üçüncü bölümdeyim. Şimdi de yine olsun. Bir... Nereye gidiyoruz kısmese? Şimdi de iç mimarlık falan düşünüyorum. Kısmese doktor olacağım. Konservatuvar yani falan oradan, diye gideceğim. Ne bileyim hani fenden gidiyorsan oradan yürüseydin mühendislik falan. Keşke girmez olaydım yani şu fen beni... Benim beynimi yaktı yani. Evet, ya. Sürekli. Sosyal diye girdik abi. Yok. Keşke öyle girseydim yani. Şimdi konservatuar istiyorum ama tabii. İnşallah olur. Yaş gidiyor. Biz hala. Yok çok daha gençsiniz. Aa. Ya. Baktım doğum tarihinize bir hayli gençsiniz. Gizem seni biz nasıl bulduk ya? Ya. Ya. Ya şimdi onu bu buraya kaymış adam. Evet evet. Şimdi araya Kıbrıs'ta soktu. Acayip şeyime gitti buna. Naban. Az önce öyle oldu zaten kuliste öyle bir... Ya benim şöyle, ben de üniversiteyi kazandım. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı. Ve aslında şimdi hani buradan şikayet etmek istemiyorum ama istemediğim bir bölümdü. Yani hani yanlışlıkla kazandığım bir bölümdü. Hı hı. Ve biraz keyifsiz gidiyordum. Hı hı. Sonra bir gün öyle bir güzellik yarışması gibi bir haber geldi o an bağlı olduğum ajanstan ve biz seni kattık haberin olsun gibi bir durum oldu. Yani oraya gitmek zorunda kaldım derken yani her şey böyle hızlı 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 gelişti. Ve şu an buradayım. Yani işte tabii o arada... Sağlam özet geçtin. Ya. Her şey gelişti abi hızlı hop şu anda buradayım işte. Kaç yani, sene oldu? 4 sene oldu. O 4 sene çok hızlı gelişmemiştir herhalde. Neler çektin ya, sen tabii. Biliyoruz ya burada. Tabii. Vallahi izliyoruz yani neler çektin. Memnun musun olduğun yerden şimdi? Çok memnunum. Yani çok memnunum. Şöyle şundan yola çıkarak söyleyebilirim. Çok hareketli bir insanım. Hı hı. Yerimde duramam, hiperaktifim falan. Ve normalde birazcık gece bekçisiyim. Gece yaşamayı severim. Güzel. Ve bu işi de çok seviyorum o yüzden. Hı hı. Yani tabii gece çalışmaya bayılırım demiyorum ama yani yorulmuyorum. Yani sıkılmıyorum en azından. Artık pişman değilsin değil mi? Astronot olmadım da oyuncu oldum diye bir pişmanlık yaşamıyorsun. Yok ya o zaten küçükken hani Bünce ne olacaksın diye sorduklarında astronot olmak istiyorum. O senelerde çok popülerdi galiba. Bu Discovery falan göndermiştik biz uzay mekiğini yukarı. Sen o senelere denk gelirsin. Ya bir de ben ailemle o sıra işte yurt dışına taşınmıştık. Florida'da tam yerindeydim bir de. JFK şey Space Center falan bayağı yakın. Bayağı yani hani... Ya. Yanında evet. Atatürk Havalimanı gibi evet, şeyler, evet. Mekikler kalkıyor, uzay mekikleri. Ben de böyle birazcık bir kız çocuğu değil de biraz erkek çocuğu gibi yetiştiğim için böyle çok ilgimi çekiyordu o durumlar. Hı hı. O yüzdendi yani o astronot olma isteği. Harika. Seçkin Özdemir fan. Seçkin Özdemir olduğu için izlediğimiz bir gerçek programı. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Diğer günlerde beklemiyoruz o zaman sizi. Seni seviyorum adamım. Çok az sinemada var. Bize günah değil mi? Evet ne oluyor? Çok az yerde mi gösteriliyor? Ya işte biz yani bir film çektik. Daha önce hiç bilmediğimiz bir mecra olduğu için. Hı hı. Bir film çekmek çok zor bir şey. Yani. Onu insanlara kavuşturabilmek gerçekten zor bir şey. Yani. Ne kadar kıymetli de bir şey yapsanız inanılmaz bir rekabet var. Bir de çok etken var abi. Ulaşamıyorsun. Yani hani çok etken var. Siz doğru hafta diye giriyorsunuz. Ya, biz bu hafta gireceğiz. Ama o hafta yani dünya yerli eksen. 6 ay önceden belliydi yani. Biz filmi çekerken Kasım'ın 2. ya da 3. haftası vizyona gireceğiz diye çektik. O zaman tabii bu filmlerin hiçbiri yoktu yani. Biz girdiğimiz hafta bismillah da 10 tane film geldi. Atom yani. Bir sistemi çözdük. Geçen de şey geldi bizim neydi ya? Nuray Sayar'ı geldi. Bizzat ona sorduruyoruz şimdi oyuncu arkadaşlara. Şimdi adam ya da yapımcı arkadaşlara. Adam filmini sokacak vizyona. Hangi şey doğru ya? Uranüs, Venüs'e girdiğinde mi? Mars bilmem neden çıktığında mı? Yani bunun tarihi yani nedir falan filan olur mu? Kodlarına bakıyorlar. Sen bilirsin falan, muhteşem yüzyılda o gün orada kainler mainler vardı abi. Koda moda bakıyor. Onlara baktırmak gerekiyor. Yani bu eleştiri maalesef çok alıyoruz. Her gün yüzlerce böyle tweet var. Ama yani bizim elimizden gelen bir şey yok işte. Mevcut salonlar elimizde olanlar yani. Ama bir şekilde iyi iş ne olursa olsun sahibine ulaşıyor. Yani geçtiğimiz günlerde 14 sene önce çekilmiş bir Türk filmi izledim ve gecenin Kanal D'de izledim galiba. Gecenin 3'üydü. Çok etkilendim. Acayip etkilendim. Yani keşke zamanda hani o filme sinemada gidip orada yaşamış olsaydım dedim. Çok etkilendim. Ertesi günü Kanal D'ye tekrar verdi.
tekrar verdi. Üçüncüden sonra etkilenmiyorsunuz. Yani o başucu filmi haline geliyor. Kasım ayında bizim böyle bir sıcak bir aşk filmi girmemiz güzel oldu diye düşünüyoruz. Az önce onu konuştuk. Kasım'da yani. Aşk başkadır duygusundan yani hareketli. O hesap. Hani bir de havalar soğuk, insanlar sıcak bir iş izlesin. Kasım ayında en yüksek iş. Yani sinemaya gitme. Oldu mu aranızda böyle bir tatlı bir şey oldu mu? Yani hani beyaz perdede o elektrik yakalandı mı? Ne diyorsunuz? Gerçekten birbirini sevebildiniz mi beyaz perdede? Evet, zaten yani bu filmin ilk başlaması da bizim için çok tesadüf oldu. Yani ben bu senaryoyu okuduğumda ertesi gün gittim yapımcıyla görüştüm. Ben dedim bu işi çok istiyorum, oynamayı çok istiyorum dedim. Dedik yani partner olarak kimi istersin dediğinde aklıma yani birkaç kişiden biri Gizem'di gelen. Tabii bu sorumluluğu da almak çok kolay değil bir oyuncu için. Partnerini seçmek, bunu yapımcıya ikna etmek. Neden Gizem? Neden Gizem sorusu aslında şöyle, burada bir yaz kızı var, masum bir yaz kızı var. Gizem'in daha önce Eve Düşen Yıldırım işini izlemiştim. İlk işindi galiba o senin. Yani orada ben birkaç sahnesini hatırlıyorum. O ne Yıldırım'dı arkadaşlar, o ne evdi ya. Değil mi ya? Evet, yani enteresan bir karakterdi. Yani evin içine işte düştü gerçekten orada Yıldırım gibi. Bu senaryoda da okuduğumda kızın travması var, yani ciddi bir travması var ve o yaz kızı oluşu, İşte saçlarının o dalgalanması vesairesi bir anda aklıma geldi. Daha önce biz adını Feriha koyduğumda yollarımız hiç kesişmedi. Ben ikinci sezonun sonunda bıraktım. O üçüncü sezonun başında özledim başladı. Feriha'yı be. Evet ya, çok güzel zaman bir işti. Zaman zaman özleniyor değil vallahi mi? Valla özleniyor ya. Hala bilemesek de adını niye Feriha koyduğunu. Hep şey diyorlar, Ferah olsun, aydınlık olsun. Ama o da keyifli. Senin için bir kırılma noktasıydı. İyi olmuş, birbirinizi güzel bulmuşsunuz. Şeyimiz sen tuttu yani size. Evet. Tabii. Eyvallah. Bir de yani çok büyük bir şans gerçekten. Onun da ilk sinema filmi, benim de ilk sinema filmim olması. O yüzden ikimiz de çok heyecanlıydık. Ve böyle temiz duygularla başladık yani. Harika, inşallah da öyle gider. Yani sonuç itibariyle bu İnşallah. İyi başlanmış bir iş. Çok da güzel, sıcak gözüküyor. Evet. Elinize sağlık yani. Keyifli ve gerçekten kişisi açık olsun. İçinize sindi mi yaptığınız iş? İçinize sinmeye başladı. Arkadaşımız öldü galiba. Orada birisi. Her gece bir şeyimiz var burada. dizi mi? Dizi. İçimize sinin. Benim, ya ben zaten içime sinmeyen bir şeye başlamıyorum. Yani. Girmezdim bu işe. Bu böyle çok böyle şey gibi söylemek de istemiyorum bunu ama. Yo abi, bunu yani ne söyleyebilirsin? Yani İçine sinmeyen bir işte olmak durumunda da olmak istemiyorum çünkü yani. Şöyle bir şey hani. İşi sevmeden ya da karakteri sevmeden başka unsurlardan dolayı atıyorum para atıyorum bilmem ne için bir şeye girdiğimde yani o işe de bu sefer gereken şeyi gösteremeyeceğimi düşünüyorum. Bu yapımcısına da saygısızlık, oyuncusuna da saygısızlık. Sen saygı odaklı yürüyen bir oyuncusun aslında. Ya evet. İnsanlığın da öyle yani. Hani belki insanlığını bilmeyenler olabilir. Bunun altını çizelim gerçekten. Hem saygı değerdir hem saygı veren bir insan. Bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Tabii ben de. Yani çok güzel bir şey söyledi Seçkin. Dizi çok başka bir matematik içeriyor. Yani her hafta orada aynı motivasyonla olabilmenin başka türlü dinamikleri var. Yani her hafta benim orada olmamı sağlayacak tek şey motivasyon. Tabii. Dolayısıyla da sevdiğin işin içinde olduğun vakit işte her hafta geçsin bir sonraki bölümü çekeyim. Ya güzel gidiyor işte, lezzeti güzel, tadı güzel vesaire. Çünkü yani bilmiyorum aynı şeyleri hissediyor musunuz ama bir süre sonra yani dünyanın en iyi senaryosu da olsa her hafta 90 dakika çekilen bir iş kendini yemeye başlıyor. Yani bunun bilmiyorum başka türlü bir kendi açıklaması var mı yani? Yani yılan gibi. Dolayısıyla bir de istemediğiniz bir şeyse bu iş yani. Sefer kabusa dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Psikolojiniz bozuluyor. Evet. Ne bileyim, olmak istemediğiniz, ait olmadığınız bir yerde oluyorsunuz. Zor bir şey oluyor yani. Üstüne Allah kolaylık versin. Günlük diziler çeken var. Mesela Azal çektiniz değil mi günlük dizi? Deniz Yıldızı'ndaydın sen. Öyle miydi? 2009'da Deniz Yıldızı. Sonra? 2013-2014. Beni Affet. Anam büyük geçmiş olsun. Sen check-up falan yaptırdın mı? Nasıl yaptırdılar? Yani psikolojik olarak tabii ki hani bir şey var. Check-up yaptırdın. Hayır, yorgunluğu var tabii her gün. Her gün çekme... nasıl? Ya ben her onu çok merak ediyorum. Ben şimdi hazır evet ya bunu sormak isterim yani. Bizler haftada... Ben çektiğim bölümü her söylersem... Nasıl? Haftada yayınlıyor. Hazal her gün nasıl? Her gün nasıl? Kapanın. Bir anlatmak istiyorum evet ya. 150 küsür bölüm oynadım en son. Ondan önce ilk tecrübemde 160 küsür, 165 bölüm falan. Evlat olsa eldivenle sevilmez. Ama yani. Bayağı bildiğin yani stoklu herhalde 4-5 bölüm. Ya şöyle hem stoklu gidiyoruz. Bir günde bir bölüm mü çekiyorsunuz?
Günlük bir bölüm çekiyoruz, evet. Ne? Her gün yayınlanmıyor mu? 3 ekip oluyor. Doğru. Artık öyle bir oturmuş bir sistem var ki günde 12'şer sayfadan 36 sayfa 3 ekip çekebiliyorsun yani. Kaç kere öldün, kaç kere tacize uğradın, kaç kere karakol düştün mevcutta? Tacize uğramadım diye hatırlıyorum. Oho, o zaman çok iyi ya. 150 artı 165. Beni affetle tacize uğramayan tek insan olarak sevgilim. Yani şöyle tacize uğramadım. Hani kaçırıldım. Tacizden son anda kurtuldum. Gelinliklerle dağlarda bayırlarda böyle koştum. Topuklu ayakkabılarla falan. Bayılıyorum ya. Mafyalar kaçırıyor sürekli. Yani o entrikalar çok var. Her bir yerden de bir var. Şey çıkıyor değil o mi her ya? Her anını yaşıyorsun zaten, evet. Çok ilginç. O bir havuz sistemi aslında. Yani yaklaşık olarak yapım şirketleri aynı şey günlük dizileri yaparlar. Havuz sisteminden çekiyorlar. Bugün beni affete bu çıktı diye. Kızımız kaçırsın diye. Siz oynadınız mı günlük dizide falan? Yok, oynamadım. Ah ya. Neyle başladın? Sinema filmim de yok zaten. Ben çok şey hissediyorum kendimi. Eğitim ne? Ablacığım eğitim ne? Ayrılan sen. Çok üzüldüm şimdi ya. Ya evet. Nasıl keşfettin? Ben gideyim mi? Hayır. Yok, ben iyi hissetmiyorum kendimi. Ben seni nasıl keşfettiğimi merak ediyorum ben ya. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldım. Ya bayağı almışsın yani sen. Evet, sonra Laçın Ceylan'la çalıştım. Çetin Sarı Kartal'la çalıştım. Oo! Bir önceki diziden bizim. Güzel. Öyle. Öyle oldu. Öyle oldu. Sonra bir reklam filmi çektik. Sonra orada Tomris Gülloğlu. Ha, anladım. Sen Tomris Hanım'ın ailesindensin. Öyle başladım. Antakya'da bir dizi çekilmişliği var mıdır? Ayvalık'ta. Tamam. Ya zaten ya Antakya olur ya Ayvalık. Yani B harfiyle başlayan bir yerde henüz bir şey çekmedi. Evet, yani öyle olmuş mu bilmiyorum ama. Gayet keyifli. Peki evet. Günahkar'la buluşman nasıl oldu? Çok günahım vardı. Günahımın estes, fadestes, son es falan yani. Yani beni döndürdünüz Latince'ye arkadaş ya. Ya şöyle bir şey, zaten bir aşk hikayesinde de biz beraber belki çalışacaktık, olmadı, uymadı. İşte ben arka sokaklarda oynadım. Sen hırs yaptın tabii arka sokaklarda. Dedim ki Damla gitsin ben yaptım. Geleceğim dedi. Komiser Leyla'ydı değil mi orada? Leyla evet, mıydı? Değil mi? Komiser Leyla olarak. Ben de Leyla'ydım. Hırs yaptın. Ya bayağı siz zaten Leyla'sınız ya gözünüzde. Okşa bakayım saçını. Oradan geliyor herhalde ki. Birazdan. Sonra işte yine bir Kore dizisinde oynamam gerekiyor dedim. Ha. Kore ise beni çağırın dedim. Sonra işte seçkinle böyle bir şeye dahil olduk. Güzel olmuş ya. Güzel oldu, güzel gerçekten. Güzel olmuş. Şeyde Günahkar'ın kadrosu da iyi. Bir yandan iyi yani. Hani bakıyorsun gerçekten hani tipler oturmuş, zamanı var, olacak bu işler biliyorsun. Şimdi Günahkar... Karmaşık. Böyle başlayan konuşmalara bayılıyorum. Şimdi Günahkar... Boş ver bana. Şimdi Günahkar gerçekten karmaşık bir iş. Biraz anlatması da zor bir hikaye aslında. Zamanla açılacak ve o alt metinlerini hissettirebilecek bir hikaye. Çünkü bir anda anlatmak çok zor. Sen orada Messi gibisin abi. Yani sürekli gole giden adam. Yani sürekli biz öpüşmeyi verdik ama orada senin laflarla koyduğun goller var. Onlar da önemli. Seviyorum be. Zaman işte zamanla hikayeyi anlatabileceğimiz bir hikayesi var Günahkar'ın. Hı hı. Altı çok dolu. Onu üstten hissettirebilmek çok kolay bir iş. Ne kadar oynamış? Devam 22 ediyor hatta. 22 bölüm. Tamam, onun gerçek ismi neydi? 21. Nice Guy. 22. Nice Guy. Ha. Nice Guy, evet. Hı hı. Hı hı. Bu arada zaten Nice Guy'dan uyarlama bir iş. Bu hani satın alınıp yapılan bir iş. Çünkü internette bazı şeyler görüyoruz. Ha Nice Guy'ı yapmışlar falan. Zaten onu yapıyoruz. Ama bizim eklediğimiz... Ya bu artık söyleniyordu. Herkes de söylüyor. Tamam uyarlıyoruz diyor arkadaş. Yani yok yani parası verilip satın alınmış bir proje. Parası neyse zaten. Verdi. Telif hakkı işte. Parası neyse. Evet, evet. İstediğim gibi çekim. Kore parası neyse işte onu verdi. Yen miydi? Nedir abi Kore parası? Yen. Yuan. Yen. Yen diye galiba. Kore yeni var mı ya? Yen yen. Yuan. Abim biliyorsun Kore gazilerimizden birlikte emekliliğimizi bekliyoruz. Yani o şeylerle ama şeyde orijinalinde Nice Guy'da şey tarafı yok. Bizim bir Sado tarafımız var dizide. O taraf, o hikaye orijinalinde öyle bir hikaye yok. O bizim senaristlerimizin eklediği bir kol oldu hikayenin içerisine. Çünkü orijinali 45 dakika. Falan gibi bir sürede ve 22 bölüm. Olması gereken gibi. Evet biz ona artı hikayeler yaratmamız gerekiyor. Biz derken yani senaristlerimiz böyle düşünmüş ki çok doğru bir karar. Hani artı hikayeler yaratılması gerekiyor ki
aynı şeyin içerisinde bir süre sonra dönüp durmak zorunda kalmayalım. Hı hı. Ve daha dolu dolu aksın dizi istedik. İstiyoruz. Öyle, öyle gidecek. Olması arabana bayılıyorum dizideki araban. Teşekkür ederim. O da bir karakter oldu. Arabada bir ya, karakter bir oldu. Karakterin önünde gidiyor. Hani arabaya sahne istiyoruz diye artık şeyler geliyor. Mesajlar onlar geliyor. Yazanlardan bir tanesi de benim. Seçim görmekten sıkıldık. Biraz arabayı verseniz diye. Arabanın detaylara girsek biraz böyle. Hani bir kadrana girseniz falan oradan yürüsek. Şaka bir yana. Özlüyor musun zaman zaman radyo günlerini? Radyoda isterler ya. Valla açıkçası ben radyoyu çok severek yaptım ama radyo... Çok, 8 sene radyo programı yaptım. Galiba hani benim radyo için kotamı kendi adıma içsel olarak doldurduğumu düşünüyorum. Öyle çok bir özlem, ah bir radyo programı yapsam gibi bir duygum yok açıkçası. Bundan sonra oyunculuk mudur? Yani hiç bir B planın var mıdır? Yani ya zaman... şöyle oldu. Bir süre radyoculuk, işte televizyon sunuculuğu, tiyatro, artı bir de yanına diziler falan geldi. Böyle bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışırken aslında hiçbirini adam akıllı yapamamaya başlıyorsun. Ve giderek oyunculuk hayatımdaki alanı çok genişledi ve en büyük kısmını kapsamaya başladı. O yüzden hani diğerlerinden vazgeçip tamamen kendimi oyunculuğa... Yere odaklanmak şu, belki evet, şey... Daha iyisi olabilsin diye bir yere odaklanmak istedim. Tercihim de oyunculuktan eyvallah yana oldu. Yakışıklılık Tanrı'nın insanlara böyle... Dolaylı bir şekilde verdiği bir lanet midir? Bilmem, böyle yakışıklılık üzerinden hayatını yaşayan bir adam değilim. Bunu kafayı mikrofonu yersin, ne demek? Gerçekten. Herkes yakışıklı diyor abicim. Yani bana bir tane yakışıklı diyen gördün mü? Yok öyle bir şey. Ha, teşekkür ederim de şimdi ben hani benim elimde olmayan ya da benim kendimin geliştirmediği bir şeyle alakalı kalkıp övünecek gibi bir durum harika yok. Harika beceremedin. Güzellik nasıl bir şeydir? Yani zorluyor mu taşıması? Merhaba. Ne haber? Ya şimdi öyle... Ne yaptın ya? Şimdi biz bu işi falan diye öyle giriyorum yine. Ya güzellik diye gerçekten böyle adlandırmak istemiyorum da. Ya güzel bir şey. Taşıması da zor değil. Yani sürekli daima. Sen evin daima küçük kızısın ya, Allah Allah, şımarsana biraz ya. Ya da gayet şımarıyorum şu anda aslında. Bu hal midir evet, yani? Peki şey, kız demek tekne kazıntısı anlamında küçük kız mı? Yani evet, çok geç gelen bir şey misin? Tencere. Tencerenin dibi hatta, kazan dibi yani. Gerçekten öyleyim. Ama bir sevgi çocuğuna benziyorsun ki evet, son zaman. Yani aşk böyle bir şey, birliktelikte yukarı doğru çıkıyor değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Evli ve işte iki meyvesi olan adam olarak aşk böyle hop yukarı doğru çıkan bir şeydir yıllar içerisinde. Ya çıkar tabii. Mesele aslında şu. Hayatın hangi döneminde... Uyuyorum işte. Evet. Barış nasıl güzel giriyor abi? Nasıl güzel giriyor? Yani hayatın hangi döneminde ne istiyorsun ve bunu yapabiliyor musun? Ben hep kendime bunu sordum. Gençlik yıllarımda genç, hala gencim de çok şükür. Elbette çok gençsin. Gerçekten çok. Ya yani üniversite zamanlarında ne yapmak istiyorsam onu yaptım. Çocukluğumu nasıl geçirmek istiyorsam onu yapmaya çalıştım. Evlenmeye karar vermek baktığın zaman çok zor gözüken ama minicik de bir mesele. Yani hiçbir önemi yok aslında. Ne yapmak istiyorsun? Yapmak istediğin hayat ne? Bu soruyu kendine sorup adam akıllı bir cevap verebiliyorsan günün sonunda iyi bir şey yapmışsındır. Ben hep şunu söylüyorum. Ben sabah mesela iyi bir kahvaltı yapıp evden çıkmak benim için o günün en güzel tarafı yani. Hiçbir şey. Sonrası Rahman yani. Zaten ne yani, gerçekten de öyle yani. Yazgı olur, olmaz. Yani ne yapayım? Her şey benim elimde değil ki. Yani gün içinde karşılaşabileceğin bin bir türlü olay var. Koskoca bir şehirde yaşıyorsun. Hı hı. Onu düşüneyim, bunu düşüneyim. İşte seneye daha iyi projede olayım. Daha güzel araba alayım. Daha iyi bir sosyal çevrem olsun. Vesaire. Dünya kadar uzatırsın yani. Bence biraz anı yaşamak. Evlenmek istiyorsan evlen, çocuk yapmak istiyorsan yap. Meseleyi büyüttüğün vakit işin içinden çıkamıyorsun zaten. Anladım. Çocuk yapmak istediğin an da yapamazsın, evlenmek istediğin an da evlenemezsin. O zaman bu bir an yani. Bir tuhaf bir şey oluyor yani. Dolayısıyla yani, ya genç yaşta evlendin, çok yakışıklısın, işte dünya kadar kız var etrafında, manyak mısın? Şimdi anladım ben. Nasıl bir soru ya? Bilmiyorum ki yani. Ben bu işin ordinarlısı olduğu bir şey. Ne yapacağız? Sonsuza kadar. Karın kaslarımızı mı göstereceğiz millete ya da nedir yani? Hani... İster miydin? Ya yok o hiç. Evet. Ben ne işlerim? Şöyle bir kalırım öyle bir şey. Yani Seçkin güzel söyledi yani. Meseleyi nereden aldığınla alakalı bir şey. Aynen yakışıklı öyle bir şey. Hazal siz de evlisiniz değil mi? Evliyim. Çok güzel. Rol arkadaşınızla mı evlendiniz siz? Tam aynı dizideydik. Aynı dizideydiniz. Aynı sahneleriniz mi yoktu? Ben kötü kızım.
Onu ezen kızdım hani karakter olarak. O gözlüklü böyle... Öyledir ya ama ya. Süpermen'i oynayan bir çocuktu. Aha. Ben de kötü kız, herkesi aşağılayan, işte kötülük yapan kızdım. Sonra öyle bir başladık. Sonra o devam ediyor değil mi dizi hala eşiniz? Ediyor. 1100 bölüm falan. Allah kurtarsın. 1100 demesi bile zor ama 1100 küsür yani. Deniz kalmadı, yıldız kalmadı. Benim adam hala orada. Ay maşallah. 1100 ol. Çarpı 1100. Güllerin Savaşı 1100 bölüm gitse abi ne biçim. 6 yıl oldu. 6 yıl ya gerçekten. Bence bu işe bir sınır getirilmeli. Ya evet. 1100'den sonra dedin ya beyin yanıyor. Gitsin. İki sezon gitsin. İşler ya, kirlenmesin, sezon. Tadında bitsin diye. İnşallah ya bir gün öyle şeyler olur. Öyle şeyler. Biraz Cem Özkan'la konuşmak istiyorum. 8 yıllardan sonra hazırladığı ikinci stüdyo albümü. Birinci stüdyo albümünüz? 2006'nın sonu 2007. Ne yapıyordun o zaman? O zaman diziler var mıydı? Yok o zaman Rebel Moves diye bir grubum vardı. Beraber müzik yapıyorduk. Nasıl başladın Cem? Anlatsana bize. Dizi müziği yapmaya mı? Hayır hayır. Yani müziğe nasıl başladın? Aslında her şey küçükken bulduğun enstrümanları karıştırmakla başladı. Yani her şeyden bir ses çıkarıp duyduğun melodiyi taklit etmekle başladı. Bas, şu anda basla ilgileniyorsun anladığım kadarıyla ama galiba hepsini çalabiliyorsun. Yani asıl enstrümanın bas gitar oldu. Ama tabii ilerlerken yolda gitar, işte piyano, küçük küçük davul. Tabii Bülent'in yanında böyle bir şey söylemek istemezdim ama. Hani, ritim tutacak kadar davul. Yani zamanın içinde aldığınız eğitimlerle tabii armoni bilgisi, işte kendini geliştirerek ama... Müzik, yani kendi müziğimde hep çocuk gibi kalıp aslında o duyguları şey yapmaya, yansıtmaya çalıştığım için galiba bütün bunları da aslında bir kenara bırakıp yani olay benim için bir, demin aslında beyefendinin anlattığı gibi yani hayata bakış açısı gibi biraz daha. Yani müzikte neyseniz o çıksın ortaya kaygısı taşıyarak galiba var olmaya çalışıyorum. Yani şöyle enstrüman çalarım, çok fena çalarım gibi bir kaygı. Onlar olmadı. Biraz daha gençlik kaygıları ya. Yani şimdi o durumda da mesela hani bas gitar kumsalda iş yapar mı bilmiyorum ama hani bir İspanyol gitarı yapar. Bateristler de mesela şey de yapıyor, sahne de yapıyor. Yani bayağı bildiğin cambaz gibiler abi. Acayip şeyler, böyle akrobat gibiler falan. Ve kızlar sadece onlardan istiyorlar hani buramı imzalı diye falan. Öyledir değil mi Üstad? Üstad'ın ismini alabilir miyiz? Bu arada onları da tanıyalım. Bülent Akbay gerçekten beraber çalış geldiniz. Beraber çalışmaktan gerçekten onur duyduğum. Ya baksana çok güler yüzlü bir adam. Gerçekten. Kaan Koçak yine aynı şekilde. Eyvallah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birazdan zaten manşetleri size bırakacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Manşet saatimiz geldi mi? Yapmaya oldum o kadar. Bayağı bir gidiyoruz. Son bir iki soru sorayım ya izin verirseniz. Ya biz tabii şeyden okuyamadık. Twitter'dan çok fazla tweet geliyor biliyorsunuz ki. Hepsi de genellikle bana selam söyler misin? Buna selam söyler misin? İsterseniz içinizden bir tane şanslı seçelim. Çünkü toplam 683 tane şey var. Gizemciğim ne olur Nur için bir doğum günü kutlarım dersen kız çocuğu yazsın. Yarın galiba sınav var. Ay tamam. Nur doğum gününü kutluyorum buradan. Öpüyorum seni. Artık yat. Nur'u gönderdik. Gayet güzel. Gayet güzel devam ediyoruz efendim söyleyeyim. Seçkin şarkı söylesin oldu. Yani şimdi seçkin burada yiyelim. Gelecek seneye malzeme çıkartmayalım. Efendime söyleyeyim. Bir sürü Korkut Ali'ye benzer intikamcı bir karakteri neden kabul etmiş? Cevap verebilirim. Vermek ister misin? Verebilirim. Alalım. Yani aslında zaten Korkut Ali ile Ali Yusuf'un temelde ayrıldığı en temel... nokta intikamdır. Korkut Ali aslında intikamcı bir heriftir ama Ali Yusuf intikamcı bir herif değildir. Güzel. İkisinin ortak noktası Ali ismi. Korkut Ali, Ali Yusuf. Tamam. Ya temelde aslında gerçekten çok ciddi ana farkı olan iki karakter. Ali Yusuf iyileştirici bir karakter. Korkut Ali intikamcı bir karakter. Tıpkı yani can acıtmayı seven bir adamdı Korkut Ali. Ama Ali Yusuf can acıtmaktan ziyade daha çok iyileştirmek için hareket eden. Yani ister miydin tıp okumayı? Tıp okumayı ister mi? Yani bitirmeyi ister miydin? Hiç küçükken şey demedim hani büyüyünce doktor olacağım. Doktor olacağım şey demedim. Demedim. Ya çünkü çok zor. Ya çok ben öyle bir sorumluluk alamazdım küçük herhalde. Küçük hayallerimiz vardı ya. Ben motorcu olacağım dedim. Oldum işte motor mesleği bitirdik falan ama. Yani hakikaten bizim hayaller küçükmüş. Şöyle astronot, astronot. Çok büyük ya sorun. Sen sorumluluk. Amerika'ya gitmişsin. Ya, Asan yanında yaşıyorsun. Ya biz bildiğim Feriköy'de kaportacı. Gerçekten böyle kaportacının yanında. Senin çocukların nerede yaşıyor? Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da büyüyünce ne olmak ister insanlar? Ben çok ilerisi için hedefler koymadım hiç hayatımda. Hep bir basamak sonrasını düşünüyordum. Yani işte
Ve galiba yine aynısın. Liseye gideyim falan, öyle çok büyük hayallerle yaşayan bir adam değildim. Ha liseye gideyim, şu liseye gideyim, güzel işte üniversiteye gideyim. Ha işte bilmem, hep bir basamak sonrası. Öyle çok ilerisini düşünerek yaşamak stresli. Peki hayat yaptı mı o güzellikleri sana? Yani gerçekten bir adım sonrasında hep istediğin şeyler geldi mi? Geldi. Yani ben olması için uğraştım. Bir şekilde şansım da herhalde bazı zamanlarda, doğru zamanlarda yanımda oldu. Yani şu anda olduğum yerden mutluyum. Çok güzel. Bir kadını seviyor musun? Bir kadını? Hı, seviyor musun? Şu anda. Mevcut yengemiz var mı? Seviyorum. Seviyorsun değil mi? Sev onu ya. Şimdi Gülcan, seninle ilgili bir şey var. Yani genelde sorulara bakmıyorum ama bu harika bir şey. Ya. Karasu'da yürüdüğünde sokak sessizliğe bürünüp insanlar saygı duruşuna geçermiş. Böyle bir yorum. Öyle mi gerçekten? Sen Karasu çocuğusun. Kim söylemiş? Biri mi söylemiş? Şöyle söyleyeyim. Ben söylemedim yani. Karasu'da yürüdüğünde sokak sessizliğe bürünüp saygıyla karşılanırmış. Biz bu yorumu yazanın yalancısıyız. Nasıl bir enerjin var ki insanlar böyle saygıyla karşılıyor seni Karasu'da yürüdüğünde? Hiç öyle bir şey yok. Kızımız Karasulu bu arada. Evet, Karasu. Karadenizli aslında. Evet, öyle bir şey yok. Belki de hani onların gurur kaynağı olduğum diye adlandırdıkları için belki hani öyle bir şey yapmış demiş olabilirler ama onun dışında hani ben bayağı... Bu müthiş, harika. O zaman bunun tam tersi bir yorum daha var. Bu da ikisi sözlükten alındı. Çapkın bir kız mısın? Hangimiz değiliz ki? Yes. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aşk için neleri göze alabilirsin? Son soru size azalım. Çok şeyi göze aldım sanırım. Güzel çıktın. Önce. Güzel çıktın. Çok şey göze aldım. Evet. Zor mu oldu evlilik ya? Yani biraz zor oldu. Kolay mı değil mi ya? Bir düğün yapmak Müslü Ahmet. Ne zannediyorsun sen yani? Ya günlük dizi çekiyorsun, araya bir tane düğün sıkıştırmak ne kadar zor değil mi? Emekli oldu yani biraz. Emeksiz olur mu ya? Evet. Gizemciğim, sana aşkla ilgili bir şey sorsam mı? Sormayayım ama erkek olsam zayıf kadınlarla birlikte olmazdım demişsin. Yani. Yani mi? Peki yani. Erkek olsan Gizem Karaca'nın nesine aşık olurdun bebeğim? Oo. Ya ama şimdi böyle sorular. Ama da. Şimdi tabii ne oldu şimdi Mesut abi, biz böyle gitmiyorduk. Ama final soruları. Onlara doğru. Ya, sordun. Belki şey olabilir yani, çoğu kişiden duyduğum yorum bunlar. Hani biraz daha dost, biraz daha hani çıt kırıldım bir kız havalarında değilim de biraz daha arkadaşa dönüşebiliyorum. Yani hayatımda. Oo, İstanbul'da. Sen bizim Muğla'nın havasına girmişsin, evet, ya. Hoş geldin evet. Aramıza. Dahçeye de bekleriz hep, öyle Afrika'da olmaz. Arada orası da Muğla'ya giriyor. Akideş bekleriz Dahçeye de ya. Barış'ım sana son sorum şu. Seçkin Özdemir'in hayranlarının gazabına uğradın mı? Damla Sönmez meselesinden sonra, Güllerin Savaşı'ndan. Evet, bayağı tweet aldım. Başında bayağı tweet aldım onunla ilgili. Orada gerçekten... Güzel bir hikayeleri vardı. İnsanlar çok sevmiş. Eyvallah. Benim de. Ama sürece alışıyorlar herhalde şu an. Herkes bir gün bir şeye alışacak. Bir gün tabii ki. Seni seviyorum adamım vizyona girdi. Ne kadar daha vizyonda kalır? Bir ay daha gideriz herhalde. 3 haftamız daha var galiba. Vallahi onu bilmiyoruz tabii ama herhalde bir 2 hafta. Sinemalarda bu hafta sonu arasında devam gerçekten edecek. Gerçekten farklı bir duygusal mesele. Tam böyle eski Yeşilçam havasını arıyorlarsa çok da güzel şeylerle, manzaralarla. Bir sizi ziyaret etseler iyi olur. Yani biraz içinde var olduğunuz izlerin dışında farklı bir pencereden baksalar iyi olur diye düşünüyorum. Kim çekti şeyi? Yönetmenimiz Biray Dalkıran. Biray Dalkıran. Serhat Özcan var. Aranılan yönetmeni. Evet, Serhat Özcan var. Ayşen Guru'da, Asuman Tabak. Büyük ustalar var. Büyük ustalar var. Top bekleriz be kardeş diyorsun Kıbrıs'a. Evet. Naban hafta sonu bize gel. Peki. İhanetçiler buradaydı. Dilerim günahkarlar, pardon. Ya ben şey Fatih Portakal. Evet, evet. Fatih Portakal'a bu kadar laf sokarsan bir tane ne oldu ya? Fatih Portakal. Ya adam sizi 3 hafta günahsızlar, günahkarlar, günok, gün. En son günaydın verecekti. Ondan korkuyordu. Artık söyleyebiliyor günahkarı. Bu akşam günahkar dedi. Battınız açık olsun. Sağ ol abi. İyi bir dizi olsun her şeyden önce. Böyle keyifli bir şeyler yaşayın dilerim. Tabii ben bunları manşetlerden önce söyleyerek... Bugün de yayın vardı, inşallah beğenmişlerdir. Biz setten geldik, izleyemedik. Ben de izlemedim, bilmiyorum. Biz ama güzel. Okuduk bu arada.
Evet, güzel yorumlar aldık. Herkese çok teşekkürler. Bizim de yayın vardı değil mi? Evet. Evet. Güzel Köy'de yayındaydı. Evet, güzel. Ha, evet. Bayağı bir rekabet aldık. Biz bayağı şu an. Şey söyleyeyim, Güllerin Savaşı'da var mıydı bu akşam? Yok. Yok. Ama şükür Allah ya, birbirinizi içecektiniz. Giderek efendim bakalım manşetlerde neler çıktı. Sevgili kardeşim, canım ciğerim Seçkin Özdemir yine bizimleydi. Yani her sene yaptığı ziyareti bu sene de tamamladı. Bakalım ne demiş. Meslek olarak oyunculuk yapıyorum. Bakkal var, manav var. Bunlar da meslek. Kendi adıma ders çıkardığım şeyler oluyor. Bir şeye inandıktan sonra başka şeye inandırmak zor bir şey. Hiç sinema filmim yok. Kıbrıs'a hiç gitmedim. Siz sert sordunuz, ben de cevap verme hakkımı kullandım. Zaten olay da bu kadardı diyerek bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili Gülcan Arslan bizimle birlikteydi. Programımıza ilk kez geldi ama bu son olmayacak, emin olabilir kendisi. Günahkar isimli dizide yer alıyorum. Günah olduğuna inandığım bir şey yok. Her şeyin bir nedeni vardır. Bedelini ödediğim bir nedenim yok. Ben çok eğlenceli, güzel uyanan biriyim. Canlı yayında kendimden emin olamıyorum. O yüzden sonra anlatmak istediğim şeyler var. Üst abi biz seninle kuliste konuşsak mı? Diyerek bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili Azal Filiz Küçükköse bu akşam konuğumuzdu. Bir evim var. Evimde bir kedim var. Nasıl yapıyorsa yapıyor ve kendisini kuruyor. Sanırım sabahları kuruyor. Sabahları yorganımı çekerek beni uyandırıyor. Zaten o uyandırınca erken kalkmış oluyorum. Uyandırmazsa da sete geç kalıyorum. Hepsi benim suçum. Neyse, fen beynimi yaktı benim. Beynimi. Bitirdi. Üçüncü sınıfta beyinler yanıyormuş. Devam ediyoruz. Çok sevgili kardeşim Gizem Karaca tekrar konuğumuzdu bu akşam. Bu sabah Muğla'dan geldim. Zaten Muğla'ya gidip İstanbul'a gidip duruyorum. İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a gidip Muğla'ya geliyorum. Uçağı otobüse çevirdim. Yüreğimi hoplatan uçuşlar da oluyor arada. İlk sinema filmim. Dizi ile film arasında ne fark olur diye merak ediyordum. Sonuç, ikisinde de senaryo var. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Sevgili Barış Kılıç konuğumuzdu bu akşam. Biz bir film çektik abicim şimdi. Bence çok şey oldu. Filmimiz bir Türk filmi. Benim yaşam tarzımda biraz şey, mütevazı yaşamayı severim. Sabahın köründe uyanırım. Kedicikler var benim evimde. Fenomen denilen işteki partnerler biraz şey oluyor. Seyirci algısını tam anlamıyorum. İyi anlarım vardır ama yani. Toplasan iyi anlarım vardır diyerek bitirdi geceyi. Cem Özkan ve arkadaşları birazdan manşetin kralını müzikleriyle açacaklar. İyi ki geldiniz. Şeref verdiniz. Biz sizlerden dinliyoruz. Yani her bir yerimizden bir şekilde size aşikarız ama sizi canlı görmek de enteresanmış. Kimi arkadaşlar çok değişik tanımlamalar yaptılar sizin için. Her biri bir müzisyen üzerinden gitti. Ben size nevi şahsınıza münhasır yakışıklı bir adam olduğunuzu gördüm. Artık göstereyim. Sağ olun. Biz yarın akşam Sümer Tilmaç ustamızın 50. yıl dönümü değil mi sanatında? Bir onu bir kutlayalım, ayıp olmasın. Kahraman Tazeoğlu son dönemlerde çok ilginç bir şekilde çok çok fazla okunan bir yazar. Bir bakacağız ne yazar. Abdülkadir Göksel ilginç bir adam. Dinar Bandosu var. Dinar Bandosu dinlediniz mi bilmiyorum ama bir Baba Zula ile Afyon Bandosu arasında bir yerde gidip geliyorlar. Kendilerini çok merak ediyoruz. Bu araya iki konuk daha girecek. O bana yarın monte olacağı için biz onu yarın akşam konuşuruz sizinle. 30 saniye sonra buradayız. Burada laf çok. Burada laf çok. Bütün hayatları bilmek isterdim. İlginç geliyor bana bir gemicinin anlattıkları. Eskiyen aşkları bırakıp yeni yükler aldıkları beyaz bir gecede. Bilmek isterdim. Çamlı hemşinli fırıncı ustanın niçin Batum'dan göç ettiğini. Kömür yüklü mavnayla beyaz bir gecede. Beyaz bir gecede. Beyaz bir gecede savrulmuş buralara Saraybosna'dan. Elinde hiç işlemediği nakışı. Kış zorlu, Makedonya komitacı dolu. Buğulanmış camları vagonların. Bakışı mavi, gözleri dalgın o kadın. Doğurmuş sonra anne. Bilmek isterdim. Bozüyük Bilecik arasında 1947'nin Mart'ında tipi ve aç kurtlar saldırınca tepesinde bir telgraf direğinin donan gencecik hat bakıcısının hayatını. Beyaz bir gece. Ne söylenecek bir türkü, ne yazılacak bir roman olan bütün hayatları. Yaşanmış bütün hayatları bilmek isterdim. Beyaz bir gece. Thank you.
Sonra kuşkular sarmadı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldu. Bulamam yolunu sen olmayınca. Yanımda kalsan, hep yanında olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, ömrün boyunca hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldu. Merhaba, hoşlandığınız kişinin isminin günlük hayatınızda sık sık karşınıza çıkma durumuna Baader-Meinhof fenomeni denir. Ben yokum artık değil.
nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki? Bunca yaşanmış şey, ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki? Şimdi yoksun yanımda, kokun burnumda. Ayrılık ani oldu, yetişemedim hızına. Elveda bile derken bir yolu olmalı. Unutmak kolay değil, aşk bu olmalı. İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şey? Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şey? Ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki? Hatalıyım, geç anladım. Mutlu olabilirdik biz de herkes gibi. İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil. Nasıl giderim ki? Sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. İşimiz yüz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, bizde laf çok, bizde laf çok. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Sustan ustan anlamayız, çıldırmadan yapamayız. İşimizin kralıyız, herkes biter biz başlarız. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok.